Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, değerli katılımcılar. Çalıştay'ın birinci oturumunu yönetmek üzere TUBA Enerji Çalışma Grubu yürütücüsü Profesör Doktor Sayın İbrahim Dinçer'i kürsüye davet ediyorum. Evet, sayın katılımcılar, şimdi teknik programı başlatacağız. İlk oturumu ben yönetiyorum. Bu oturumda bizim 4 tane konuşmamız var. Şöyle söyleyeyim, bu 4 konuşmada özellikle Sayın Bakanımızla başlayacağız. Türkiye'nin enerji politikaları konusunda gerçekten hem deneyimlerini, hem yaşadıklarını, hem öngörülerini paylaşacak. Dolayısıyla bize bir nevi bir fotoğraf çıkaracak, bir ufuk açacak. Bu bakımdan Sayın Bakanımızı podyuma davet ediyorum. Fazla zaman kaybetmeyelim. Sayın Akademi Başkanım, değerli Rektör Yardımcım, kıymetli hocalarım ve değerli sektör temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan'ın nazik cümlelerine teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber bulunmanın mutluluğu içinde enerji politikaları ile ilgili sunumumu sizlere arz etmek istiyorum. Yani fizik kitapları biliyorsunuz enerjiyi bir sistemin iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlarsa da bir enerji bakanının karnesinde 3 önemli konu vardır, kalem vardır. Bunlardan bir tanesi elektrik, diğeri doğalgaz, 3.'sü de petroldür. Tabii buna suyu, kömürü, diğerlerini de eklemek gerekir. Bu bakımdan her ne kadar konu güneş enerjisi ise de başlığa uymaya çalışacağım. Enerji politikaları Sayın Başkan'ın da, panel başkanının da ifade ettiği gibi. Çünkü burada güneş enerjisinin konumu son derece önemli. Gerçekten çok büyük avantajlarımız olan bir saha. Ama bunu yaparken enerji politikalarını da bir bütün içinde ele almakta yarar var. Çünkü buradaki biraz önce saydığım 3 kalemin içinde ve enerji politikasına baktığımız zaman en önemli kavram arz güvenliği. Arz güvenliği bildiğiniz gibi yani enerji kaynaklarının kesintisiz, ekonomik ve sürdürülebilir olması lazım. Bu bakımdan bu arz güvenliği kavramını politikayı oluştururken temel bir konsept olarak ele almakta yarar var. Bu politikaların oluşturulmasında da tabii ki benim şöyle bir şansım oldu. Kaleme aldığım politikayı uygulama fırsatını buldum bakanken. Hem kuruluşunda bulunduğum hükümetin programını hazırlayan kişilerden biri olarak, aynı zamanda politikayı da kaleme alan biri olarak uygulama avantajına ve şansına sahip oldum. Dolayısıyla bunu da kurarken hazırlıklı hareket ettik. Çünkü Türkiye'de bilime dayalı bir siyaset geleneği olmadığı için aynı zamanda bu enerjide de geçerliydi. Geçtiğimiz bir dönem bir takım sıkıntıların hem siyasi olarak, hem teknik olarak, hem ticari olarak anlaşmalar, mavi akımdan tutun, Turuskas'a kadar pek çok tartışmalı konular vardı. Bunları da göz önüne alarak, bunlardan da ders alarak bir sistem oluşturmaya çalıştık. Bunu yaparken tabii dışa bağımlılık ikinci bir önemli kavram. Ve burada nasıl bu işi basit, kolay anlaşılabilir bir sisteme dönüştürelim diye düşünürken, bakanlığın adından giderek
bir formül bulmaya çalıştım ben. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda genellikle Türkiye'de Enerji Bakanlığı diye adlandırılır bu bakanlık. Ama esas ismi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Oradaki V'den sonraki kısım önemli, tabii kaynaklar. Dolayısıyla ben basitçe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı şeklinde yorumlayarak başlayalım istedik. Çünkü kaynaklarımız gerçekten zengin. Her ne kadar tersi söylense de kaynaklarımız rüzgardan tutarak güneşe kadar, kömür dahil olmak üzere, akarsularımız dahil olmak üzere, jeotermal kaynaklar, hatta biyomas, akıntıya kadar giden çalışmaları etüt ettik. Mesela rüzgarda adına Esentepe demişiz, Esenyurt demişiz, ismini koymuşuz. On binlerce yıl rüzgar esmiş ama mesela türbin konmamış. Daha belki insanlar oraya rüzgar değirmenlerini koymuşlar ama biz rüzgar santrallarını koymamışız. Geldiğimizde 17 megawatttı toplam. Şimdi 6000'i geçti. Potansiyel 46 bin megawatt. Aynı şekilde güneşte müthiş bir potansiyel var. Peki bunlar niye yeterince kullanılmadı diye düşünecek olursak, burada kontratlar var. Doğalgaz kontratları var. Daha belki 70'li yıllarda, 80'li yıllardaki hava kirliliğine karşı doğal olarak, belki de haklı olarak başlatılan, temiz yakıt diye düşünülen doğalgazla başlatılmış. Tabii elimizde 2023-2024'e kadar süren kontratlar var. Al ya da ödeler var. Bunları mutlaka bu enerji politikası içinde, her ne kadar bu panelin adı bugünkü toplantı güneş enerjisi olsa da burada bu tabloyu görmekte yarar var bir bütün olarak. Ki daha gerçekçi bir yere oturtalım. Tabii bunları yaparken aynı zamanda işin hem teknik altyapısını hem de entelektüel altyapıyı da oluşturmak gerekti. Bununla ilgili çalışmaları yaparken olayı geniş başlattık. Üniversitelerde 50'ye yakın benim dönemimde üniversitede güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar, başta mensubu bulunduğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ki 50 yıllık Orta Doğuluyum ben. Burada olan çalışmalar, fizik bölümünde biraz önce rektör yardımcımızın da bahsettiği gibi bu çalışmaları başlattık. Rüzgar aynı şekilde, diğerleri de bu çalışmalar birlikte yürütüldü. Tabii burada yeni bölümler açıldı üniversitede, enerji bölümleri açıldı bu çalışmalarla birlikte. Enerji hukuku konusuna girildi. Çünkü enerji konusu aynı zamanda uluslararası tahkim konusu, aynı zamanda regülasyonlar konusunda, piyasanın oluşması bakımından enerji hukukuyla ilgili üniversitelerde bölümler açıldı. Tabi burada enerji arz güvenliği, enerji ekonomisi, enerji hukuku ve enerji diplomasisiyle birlikte bu dört ayak üzerine oturan bir enerji politikası mimarisi oluşturmayı düşündük. Kalıcı bir yapı oluşsun diye. Bunları yaparken tabi dağılıma da baktık. Türkiye'de bunu biraz sonra yanlış bastım herhalde şeyinizi dağıtmasın sizin. Onu öne alalım. Başlığı alalım. Bir beş sütun konsepti geliştirdik. İnceledik ki gelişmiş ülkelerde tamam böyle kalsın ben şey var mı? Pointer var. Evet, tamam. Gördüm. Tamam. Bu beş sütunda Türkiye'nin özellikle elektriğe dayalı yapısında bir %50'lik yaklaşık, hep yaklaşık rakamlar vereceğim kolay akılda kalsın diye, bir doğal gaz vardı. Kömür %25 civarında, çok kabaca söylüyorum, 25'te barajlar vardı. Dolayısıyla birbirine denk olmayan 3 sütun üzerinde duruyordu. Biz bunu 5'e çıkartalım dedik. Yani dünyadaki gelişmiş ülkelere bakarak 20-20-20 olmak üzere 100'ü 5'e böldük. Dolayısıyla buna 2 tane daha yenilenebilir enerjiyle nükleeri de kattık. Ki burada enerjide, elektrik enerjisinde en önemli şey baz yükün oluşması. Baz yük çok önemli. Yani biraz önce bahsettiğim arz güvenliğinde sürdürülebilir olması son derece önemli.
Hava karanlık olduğu zaman ne olacak? Bulutlu olduğu zaman ne olacak? Rüzgar esmediği zaman ne olacak? Doğal gaz gelmezse ne olacak? Bunların hepsini düşünmekte yarar var ki o baz yük altta devamlı kesintisi olan yükü oluşturmak. Bunun için devamlı çalışan, 24 saat çalışan bir sistemin olması lazım. Ondan sonra o piklerin oluşmasında da onları peak shaving yapacağımız bir sistemi oluşturmak. Tabii burada güneş enerjisinin son derece gelişmiş yeni teknolojileriyle bunun artık depolanabilirliğini bile belli bir şekilde getirebilen, işte erimiş tuzlardan tutun, belli akü sistemiyle toparlamaya kadar bir takım çalışmalar var. Bundan çok ümitliyiz. Yani insanlık açısından da, çevre açısından da ve enerji diplomasisi açısından da. Burada çünkü petrol o kadar değil ama doğalgaz aynı zamanda bazen bir diplomatik silah olarak da kullanılabiliyor boru hatları. Bu bakımdan biraz önce saydığım enerji ekonomisi, arz güvenliği ile beraber enerji arz güvenliği, enerji ekonomisi, enerji hukuku, enerji diplomasisi ile beraber bir enerji politikası oluşturuluyor. Burada tabii Türkiye'nin konumu önemli. Bilhassa doğal gazla bağlantılı olarak biraz önce bahsettiğim kontratlar çok özel kontratlar. Yani petrol daha şeffaf. Petrolün varil fiyatı belli. Brent fiyatı belli. Buna göre istediğiniz şeyde altın fiyatı gibi günlük, anlık fiyatları var. Ama doğalgaz belli bir formülle hesaplanıyor. Burada da petrole dayalı. Herhangi bir değişim 3 veya 6 ay gibi bir periyotla yansıyor. Bir sarkaç var. İran anlaşması ayrı, Rus anlaşması ayrı. Bunlar hep daha evvel yapılan anlaşmalar. Tabii Cezayir ve Nijerya'dan gelen LNG'ler var. Bunlar hepsi aynı zamanda güneşin de rakipleri elektriğe dönüştüğü zaman. Bu bakımdan bizim bu alternatifleri oluştururken bu Türkiye'nin gerçeklerini göz önüne almak lazım. Bunun haklılığı, haksızlığı, doğruluğu, yanlışlığı tartışılabilir. Ama bu bir realite. Şimdi böyle olunca biz şunun üzerinde durduk. Türkiye bir kaynak coğrafyası mı olmalı, bir geçiş coğrafyası mı olmalı? Bu önemli bir kavram. Yani özellikle boru hatları açısından biraz sonra bazı görsel şeyler size sunacağım. Burada geçiş coğrafyası avantajını da iyi kullanmamız lazım boru hatları açısından. O da bize büyük bir jeostratejik üstünlük sağlıyor. Aynı zamanda ekonomik de sağlıyor. Çünkü buradan geçerken para da alıyoruz. Aynı zamanda bize bir avantaj da sağlıyor kaynak açısından. Şimdi bunları oluşturduk. Bir başka konsept de rekabetçi serbest piyasa oluşması. Çünkü genellikle bu gibi büyük yatırımları devlet yapmış ve devlet hem buna para harcamış hem de aynı zamanda daha uzun zamanda yapmış. Bunu biz özel sektöre açtık. Ve 30 megawattı yaklaşık aldığım, 29 küsur 30 diyelim, şu anda 80'i geçti. Yani aradaki 50 megawatt büyük bir avantaj sağlıyor, 1000 megawatt. Dolayısıyla yaklaşık burada bu yatırımların özel sektöre yaptırılmasıyla yaklaşık bir 100 milyar dolar civarında bir kaynak da aynı zamanda başka sahalara aktarılmış oldu. Bununla ilgili olarak da bu kaynaklar üzerinde çalışmaları meydana getirdik. Ben bunu o zaman ısrarla buraya bastığıma göre şimdi bununla ilgili konumumuza önce bir bakalım. Türkiye'ye şöyle baktığınız zaman yukarıdan aşağı şöyle bir dik çizgi çizdiğiniz zaman Türkiye'nin sağ tarafında doğusunda dünya petrolünü ve doğalgazının yüzde aşağı yukarı 70'i bulunuyor. Batı tarafında da tüketicileri var. Dolayısıyla Türkiye burada tabii bir koridor. Tabii bir koridor. Dolayısıyla Hazar bölgesinden çıkan Bakü Tiflis Ceyhan ki bu benim dönemde başlatıldı ve bitirildi. Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı. Aynı şekilde gene Hazar'dan çıkan Bakü Tiflis Erzurum doğalgazı
O da Türkiye üzerinden Marmara'yı da geçerek Yunanistan'a kadar gitti. Oradaki amaç İtalya'nın şu topuğuna kadar, Toronto'ya kadar gitmesi. Tabii burada Balkan ülkelerine de vererek burada da bir diplomatik çalışma sürdürdük. Oradaki tabii Balkanlar bizim için son derece önemli. Hazar Denizi çok önemli. Çünkü Hazar Denizi ama bazen Hazar'da göl statüsü de veriliyor. Hazar göl olunca başka bir statü taşıyor hukuki açıdan. Deniz olunca başka. Yani dolayısıyla 5 tane kıyıdaş ülkesi var bunun. Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, İran. Ama şuradan şuraya geçmek ne kadar kolay aslında, değil mi? Bu geçme o kadar kolay olmuyor. Çünkü Rusya ve İran burada değişik baskılar, empozelerde bulunuyor. Ben nazik kelimeler kullanıyorum burada. Dolayısıyla bu geçiş önemli ve aynı zamanda burada aşağı yukarı 15 ülkeye ait 50 çok uluslu şirket var burada. Dolayısıyla 5 ülkeyi ilgilendirecek gibi gözüken yerde 15 ülkeye ait 50 çok uluslu şirket var ve her birinin bazılarının ciroları Türkiye'nin gayri safi milli hasılası kadar olan şirketler. Tabii bunların politik güçlerini de düşünmek lazım. Bu arada Kerkük Yumurtalık ve ile birlikte bu bir petrol boru hattı. Buradan biz Irak petrolünü de aynı right of way'den geçirelim diye düşündük. Fakat malum karışıklıklar biliyorsunuz. Arap gazı var, yine bizim dönem düşündüğümüz. Şu anda Katar'dan düşünülen var. Şurada Güney Pars ve Katar'daki, günümüzdeki şu andaki tartışmaların bence ana sebebi şurası. Burası. Ve bu nokta nokta olan hat, eğer doğru bir hat olarak nokta nokta değil de düzenli hale gelirse bambaşka bir dünya olacak. Böyle olursa başka türlü olacak. Yani burada enerji diplomasisinin rolünü göz önüne almak lazım. Niye bunları anlatıyorum? Çünkü buradan gelecek olan gaz aynı zamanda elektrik üretiyor. Aynı zamanda üretilen elektrik güneş enerjisinden üretilecek elektrikle de iç içe. Biz ne kadar doğal gazdan alternatif kaynaklara kayarsak o kadar doğal gaza az bağımlı olacağız. Dolayısıyla alternatif enerjilerin mutlaka devreye girmesi lazım. Ama kontratlar var. O kontratlar da uluslararası anlaşmayla imzalanmış. Mesela başladığımda en önemli konu belki hatırlarsınız, bir doğalgaz formülü meselesi vardı. Turus gaz meselesi vardı, belki hatırlarsınız. O formülü değiştirerek oradaki bir hata vardı matematiksel olarak. Onu bulduk ve oradan bir yaklaşık o günkü şartlar altında 14 milyar dolarlık bir avantaj sağladık biz. Ve doğalgaz biraz daha uygun bir fiyata geldi. Ve 5 vilayetten 71 vilayete kadar hava kirliliğiyle mücadelede oraya aktarmış olduk. Ama baştan olsaydı belki, hani yeniden dünyayı yeniden kurmuş olsaydık ve Türk enerji sistemini sıfırdan kurmuş olsaydık, belki de bu tabii kaynaklara bağlı bir sistemi kurmak gerekirdi. Ama düşünürseniz, o günkü şartlarda güneş enerjisi de bugünkü teknolojik gelişmişlik de değildi. Rüzgar iddialıydı. Jeotermal her zaman zaten var kaynak olarak. Dolayısıyla bu harita bu bakımdan önemli. Tabii şimdi buradan düşünülen bir South Stream var, Rusya'dan gelen. Ben onu daha çok buradan geçmesini arzu etmiştim ama şartlar bu tarafa doğru çekti. TANAP var şu anda, Azerbaycan'dan geçip gidecek. Daha evvel bir Nabucco vardı hatırlarsınız. Nabucco durdu büyük tartışmalarla. Dolayısıyla bu haritaya bakmakta yarar var. Tabii bu Karadeniz bölgesinde Türkiye Petrolleri ile birlikte bizim üç boyutlu taramalar yaptık. Bana göre var gözüken bir kaynak. Ama bunun derin sondajlarla matkabın ucunun değmesi lazım kaynağa. Karada yaklaşık 3 milyon dolar civarında olan bir sondaj denizde 150 milyon doları buluyor. Yani onun için kaleye mümkün olduğu kadar fazla şut atmamız lazım ama bir maliyeti var. Yani sondajın mesela Kuzey Buz Denizi'nde Norveç'in sondajları 33. de buldular şeyi
Yani böyle bir işin probabilitik yönü de var. Bunlar tabii maliyet. Akdeniz var. Akdeniz'in biraz daha karışık. Çünkü buradaki petrol ve doğalgaz sahalarında sahalar üst üste gelebiliyor, overlap edebiliyor. Bunun tabii hukuki çatışmaları söz konusu. Biz sorunsuz olduğu için Karadeniz'e öncelik verdik. Karadeniz'de tabiri caizse arazi daha müsait. Herkes sınırlarını biliyor. Dolayısıyla orada komşularla herhangi bir sorun olmadan bu sondajlar yapılabiliyor. Ege bildiğiniz gibi zaten adalarla iç içe olduğu için sorunlu bir yer. Ama bunların da tabii diplomatik çözümleri, teknik çözümleri söz konusu. Dolayısıyla burada tabii yeraltı depolarımız var. Şurada Silivri'deki depo dönemimizde başladı ve bitti denizde. Aynı zamanda Ege'de bir LNG terminali var. Marmara'da var. Bunlar son derece önemli. Şimdi Konya'da Tuz Gölü'nün altındaki yeraltı deposu devreye giriyor. Bunlar baz yük için, tekrar hatırlatıyorum, baz yük için geçerli. Bir de kontratlar olduğu için. Çünkü kontratlar aynı zamanda taahhütlerimiz bizim. Al ya da ödelerini de tekrar unutmamak lazım. Dolayısıyla bir bütün halinde enerjiyi ele alacak olursak bunlar önemli. Çünkü arz güvenliğinde mesela benim dönemde 17 gün doğalgaz kesildi, biz size hissettirmedik bunu. Çünkü bunu yeraltı deposuyla ve LNG terminalleriyle yönettik. Ama her zaman böyle olmayabilir. Bunun NATO stokları var, petrol için, doğalgaz için, özellikle petrol için. Bunlara da dikkat etmekte yarar var. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Bunların tabii bu boru hatları öyle kolay şeyler değil. Yani normal karayollarından geçen hatlar değil, dağlar tepeler aşarak. Hani her bir tanesi bir şahi topu gibi Fatih'in. Büyük çelik borularla taşınılıyor da petrol hatları. Bunların dağ başında kaynakları yapılıyor. Tahribatsız muayeneler yapılıyor. Suyla testleri yapılıyor. Daha sonradan da içinden petrol ve doğalgazı geçiriyorsunuz. Burada bir çevreyle ilgili bir şey göstereyim. Sadece bir anekdot olsun diye. Biraz önce de bahsettiğiniz için. Mesela normal olarak en kısa yol mühendislikten en ucuz yoldur, en ekonomik yoldur. Bu yolu biz niye uzattık? Petrol bu Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını yaparken şu kara tavuk yüzünden. Kara tavukların yumurtlama dönemi olduğu için onları rahatsız etmeyelim diye biz o şeyi uzattık yolu. Yani kısa yoldan gidecekken uzun yoldan gittik. Tabii bu arada yol üstünde bir sürü tarihi kalıntılar çıktı, şehirler bulduk. Bunlar müze haline geldi. Geçiyorum bunları. Şimdi esas konumuz olan yenilenebilir enerji kaynaklarına girdik. Burası Türkiye'nin rüzgar atlası. Daha evvelden biraz önce bahsettim, 17 megawatt'tı Türkiye'deki kurulu güç. Niye bu kadar düşüktü? Onun sebebi tabii şey de çoktu, ne derler, formalite çoktu. Her bir için ayrı ölçüm alınıyordu. Biz şöyle bir şey yaptık, bütün Türkiye'nin rüzgar haritasını çıkarttık uzaydan. Öyle bir pratik yola gittik. Dolayısıyla kolay da anlaşılsın diye kenarlarında da lejantını koyduk. En koyu kırmızı olan yer 10 metre bölü saniye hızla rüzgar esiyor. En alttaki de 3. Bütün Türkiye'nin çıkarttık ve bütün illere dağıttık, serbest yaptık bunu. Dolayısıyla her il, hatta her ilçe kendi bölgesindeki rüzgarın esme hızını bulunca yerinde rahat durmamaya başladılar ve 17'den 6000'e çıktı kurulu güç. Potansiyel 46.000 megawatt ve ekonomiklik de 6,5 metre saniye, 6-6,5 metre saniye hızla üstünde esince gidiyor. Mesela burada mavi bölgeleri görebilirsiniz ama tabii bu koskoca Türkiye haritasında şu mavilerin arasında bile kırmızıya rastlayabilirsiniz. Bazı geçişler, boğazlar olur bilirsiniz. Herkes kendi memleketinde bilir. Bilmem ne boğazı derler. Yahut Zigana'da vardır, Külek Boğazı vardır vesaire. Güneyköy var Bursa tarafında, Yalova tarafında. Buralarda rüzgarın estiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun dışında da bu 46.000 megawattın da üstünde bir potansiyel var. Bir de biz belli bir eğimi ve tepeyi koymadık. Bir de küçük rüzgar türbinleri var. Bu 2, 2,5, 3, şimdi 10 deneniyor, 10 megawatt deneniyor.
Yani kanat açıklığı iki futbol sahası genişliğinde türbinler düşünülüyor. Sekizler deneniyor. Dolayısıyla denizde rüzgar tarlaları var. Yani şurada kırmızı gördüğünüz Ege bölgesi, Marmara dahil olmak üzere İskenderun vesaire buralar aynı zamanda rüzgar potansiyeli bakımından son derece önemli. Bundan sonra güneşe gelelim. Zaten burada çok fazla uzman olduğu için onlar zaten kendi sunumları olacak. Ben enerji politikası bağlamında buna giriyorum. Aynı benzer çalışmayı şey için yaptık. Güneş için yaptık. Burada da kolay lejantını koyduk. En güneşli yerler belli. Dolayısıyla burada da 56 bin megawattlık doğalgaz santralına eş değer bir güneş potansiyeli var. 56 bin megawatt. Bu müthiş bir güç. Tabii bunu da kolay atlatalım diye, regülasyonları biraz daha kolay çözelim diye 1 megawatta kadar serbest yaptık izin almadan. Onun için şirket, 5 tane şirketiniz varsa 5 megawatta çıkabilir, 5 çarpı 1. Rüzgar için de aynı şey de geçerli. Bir de bankable olsun diye 10 yıla kadar da alım garantisi koyduk. Onun için bu enerji hukuku, regülasyon, fiyat, hepsi bunlar son derece önemli. Yani enerji politikası dendiği zaman hepsini bir bütün olarak alacağız. Bir ekosistem var. Hepsinin lobisi var. Bu lobilerin çıkarları söz konusu. Haklı, haksız. Bunların hepsini bir düşünmekte yarar var tabii. Bu da jeotermal. Müthiş bir potansiyel var. Hani deprem ülkesi diyoruz, ülkemize üzülüyoruz ama deprem ülkesi olmak, fay hatlarının olması aynı zamanda jeotermal için de bir avantaj. Yani Allah bir yandan deprem kuşağında oturtuyor bizi, bir yanda da jeotermal kaynakların üzerine oturtuyor. Eğer iyi kullanabilirsek. Burada da müthiş bir potansiyel var. Burada MTA'nın yaptığı sondajlar var. Mesela bakın ipucu olsun diye söylüyorum. Şuralarda sondaj yapılmamış, fay hattı var. Şurada yok. Mesela buralar herkesin jeotermal kaynaklar muhtemelen bulabileceği yerler diye düşünüyorum. Çünkü sondaj en çok burada yapılmış, bu bölgede yapılmış. Hala boşluklar olan bir sürü yer var. Yani bizim doğal gaz karşısında çaresiz değiliz. Kaynaklar arasında çaresiz değiliz. Yani bir bütün halinde bu sistemi düşünmekte yarar var. Bunun muhtemel sahalarını da bulduk. Yani 50 santigrat dereceye kadar sıcak suyu olabilecek, 80'e kadar olacaklar, 100'ün üzerindekiler, 100 ve 100'ün üzerindekiler, tabii elektrik üretmek için. Şimdi öyle bir teknoloji var ki 80 derece santigratta da elektrik üretebiliyorsunuz. Yani su buharı olarak değil, kimyasallar kullanarak. Biz bir Türk-Japon Yüksek Teknoloji Üniversitesi kuran grubun içindeyim ben. Mesela Japonların böyle çalışmaları var. Hocam da burada muhtemelen bahsederler. Yani dünya yeni alternatiflerde çıtayı devamlı olarak pozitif anlamda yukarıya doğru çekiyor. Onun için böyle bir üniversitede bu çalışma yapmanın da özelliğinden faydalanarak biraz daha işin teknik yönüne girmeye çalışıyorum. İşte mesela burada bir üretim kuyusu. Suyu alıyorsunuz, elektriğinizi üretiyorsunuz, tekrar basıyorsunuz, devri daim. Yani tabiri caizse yer altında bir soba var, sonsuz soba. Orada ısıtıp ısıtıp kullanıyorsunuz. Ama mesela burada soğuyan suyu seracılıkta da kullanabilirsiniz. Daha şey yapınca binaların ısıtılması, Aydın bölgesi böyle ısıtılıyor. Orada bambaşka bir konsept geliştirdik. Bunlar tabii hep gündelik şeyler konuşulmuyor. Türkiye'nin artık gündeminde öyle farklı şeyler konuşuluyor ki. Yani bu yapılanları söylemeye de biz biraz hani ayıp gibi geliyor böyle. Yani burada yapılan bir sürü güzel çalışma oldu. Özellikle jeotermalde büyük bir avantaj var. Bu fırsatı ve şansı iyi kullanmamız lazım. Sadece deterjanla bunu kirletip derelere atmak değil, bunu temizleyip defalarca kullanmak mümkün. Aynı şey tabii ki güneş enerjisi için de geçerli. Biraz önce hocam bahsetti bu cari açıktan. Oradaki şeyi de bir düzeltmek istiyorum. Genellikle bu cari açık lafıyla enerji sektörü hep biraz gri ve şey gösteriliyor. Aslında petrole dayalı bir fiyat bu.
Ben bakarken 22 dolarla aldım. 150 dolara kadar çıktı petrolün varili. Doğalgazın fiyatı da buna göre değişiyor. Şu anda bu rakam, hocamın bahsettiği rakamın yarılarında. Yani cari açık. Ve bu cari açıkla sadece enerjiyi değil, diğer ithal kalemlerini de tartışmaya açmak lazım. Çünkü bunların içinde mesela kömür var. Ben bir metalürjistim, aynı zamanda kömür, demir çelikte kimya girdisi olarak bulunuyor. Demir çeliğin de kok olarak giriyor. Onlar da gene kömür ithali gibi gözüküyor rakamda. Bunların hepsinin bir hassas bir ayara getirilmesinde yarar var deyip cari açık kısmını paranteze almış oluyorum. Bunun dışında kömür arama seferberliği başlattık ve yaklaşık iki katı mevcut rezervin iki katı kömür. Tabii Raşit Hocam'ın falan burada bulunduğu yerde pek bu konuya girmek istemiyorum ama kömüre biz çok önem verdik. Kömür biraz hakkı yenen bir yakıt. Kömür genellikle kirli, zor bir yakıt olarak ifade ediliyor. Bence yanlış. Kömür iyi yakılırsa, mesela akışkan yakıt teknolojisi bir teknoloji var. Bununla yaktığınız takdirde kömür temiz bir yakıt. İskender'deki, Çanakkale'deki santrallara giderseniz, kömür santrallarını bunu görebiliriz. Kömür de bizim yakıtımız ve biz bunu üzerine bir 7,5 milyar tonluk bir yeni rezervler keşfettik MTA'da. Sondaj derinliklerini artırdık. Bu da tabii kaynaklar açısından önemli. Çünkü daha evvelden bizim ortalamamız 120 metre derinlikti, sondaj derinliği. Avrupa'daki derinlik 1200 metre. Yaklaşık 10 kat daha fazla. Yani bir tabaka düşünün. Şu tabaka, şurada 120 metrelik yerde bulacağınız maden, kömür potansiyeli ile 10 katı olan 1200 metrede 9 tabaka daha var aşağıda. Bulacağınız daha fazla. Onun için ne kadar derinlere inerseniz o kadar teorik olarak bulma ihtimalimiz yüksek. Onun için MTA ile biraz sondajlara ağırlık verdik. Sondaj derinlikleri açısından. Burada da kömürü alternatif olarak düşünmemiz lazım. Aslında böyle bir üniversitede ve bir bilimler akademisinde konuşma yaparken şunu da ben sizden bir istekte bulunayım. Kömürün aynı zamanda yerinde gazlaştırılmasıyla ilgili teknoloji üzerinde durursak, biz kömürü daha az risksiz, daha az riskli bir şekilde gazlaştırılmış olarak yine metana çevirmiş olarak kullanabiliriz. Yani kömür duruyor. Kömürü çıkartmadan bunun üzerine duruyor. Bununla biz Amerika Enerji Bakanı'yla çok özel görüşmelerimiz oldu. Detaylı görüşmeler, özel derken kömüre has görüşmeler oldu. Temiz yakıt teknolojisiyle kömür üzerinde de çok ciddi çalışmalar yapabiliriz. Sayın Bakan da zaten bununla ilgili çalışmaları sürdürüyor. Yerli kömürümüz var. Bunu her kömüründe kendi teknolojisi var. Mühendisin amacı da şikayet etmek değil, kömürleri kullanacak tekniği, tasarımı geliştirmek. Ki kaldı ki onun külünden de, atıklarından da çimento da yapabiliyorsunuz. Mesela borlu çimento, Bor Araştırma Enstitüsü kurmuştum ben eski Etibank Genel Müdürü olarak. Ve mesela borlu çimento da çok önemli avantajlar sağladık. Ve bor kattığınız zaman çimentoya, o proses, çimento prosesi %15 kadar da enerji verimli oluyor. Daha az kirletiyorsunuz etrafı. Yani konu konuyu açıyor böyle. Yani enerji politikası dediğimiz zaman hepsini bir bütün olarak almakta yarar. Bu da kömür kaynaklarımız. Dolayısıyla burada esas rüzgarla beraber güneşi, buna bakarken güneşi de hatırlayın. Aslında burada çok şeyi biz Türkiye'de üretebiliriz. Biraz önce saydığım, mesela rüzgar potansiyelini ve güneşi bahsederken doğalgaz eş değerlerinden bahsettim. Ama makinalarını da yapabiliriz biz bunu. Yani şu rüzgar türbününün yapılamayacak nesi var? Yani bunun yani dişlisi vesairesi hemen hemen affedersiniz. Yani otomotiv sektörü gibi, beyaz eşya sektörü gibi yepyeni bir endüstri oluşabilir rüzgar türbinleriyle. 46 bin megawatttan bahsettim. Hadi 40 diyelim, hadi yarısına inelim, 20 diyelim. 20 bin megawattlık bir potansiyeli kendi türbinlerimizle ürettiğimiz zaman
en azından 20 milyar dolarlık bir şey çıkar. Bir ürün çıkar. Bunun yan etkilerini, impact'lerini açıklamaya gerek dahi duymuyorum. Ki bunun komşulara satışını düşünün. Biz bu rüzgar, Türkiye'nin rüzgar haritasını çıkarırken Azerbaycan'ınkini de Yunanistan'ınkini de çıkarttık. Yunanlı bakan o zaman Atina'ya elektrik istiyordu bana. Anekdot dediniz de. Dedim ki sen niye doğalgazla falan uğraşıyorsun? Senin de epey rüzgarın var. Ege bölgesi benim kıpkırmızıydı biraz önce. Aynı yerde komşuyuz. Ha öyle mi falan dedi. Biz onu yaptığımız çalışma onlara da bahsettik. Aynı şekilde Azerbaycan gazını satıyordu. Gazdan elektrik üretiyordu, doğalgazdan. Gazdan üreteceğine rüzgardan üret, o gazı sat dedik. Yani onların politikalarına da katkımız oldu. Yani demek istediğim şey aslında şu makineler yaparak yani enerji politikasının bir yan ürünü olarak yepyeni bir saha çıkıyor burada. Bu kadar mühendisiz. Yani bir sürü yeni sahadan bahsediyoruz. Bunları Danimarka yapıyordu, biz niye yapamayalım? Yani rüzgar türbinleri var. Şimdi aynı şey güneş için yeterli. Şimdi güneşte biz aslında su ısıtmakta zannediyorum dünyada ilk üçteyiz. Su ısıtmakta. Şimdi suyu ısıtmak için onu koyarken o paneli de oraya koyabiliriz. Kendi elektriğimizi TEDAŞ'a falan gerek kalmadan şirketlere direkt aynı binadan, çatıdan almamız mümkün. Kiremitlerle yer değiştireceğiz. Bunun için 1 megawata kadar da izin var. Tabii bunun için ayrıca tabii bir yapının oluşması, bir ekosistem var. Lobiler var, kömür var, doğalgaz var, petrol var. Yani bunların hepsini bir bütün halinde bu sahada ele almakta yarar var. Bir de şunu söyleyeyim, hani fazla elektriğimiz olursa ne olur? Çok iyi olur. Çünkü bunu satarız. Daha evvelden Suriye'ye veriyorduk, Irak'a veriyorduk. Yani Suriye'nin elektriği, Irak'ın elektriği bizden geçiyordu. Yunanistan'a veriyorduk. Bazen Gürcistan'la alışımız verişimiz oluyor. Bunu niçin gösterdim? Bu UCTE dediğimiz bir yapı. Burada bizim elektriğimiz daha evvel voltajı frekansı uygun değildi. Madem güneş enerjisinin sektörden de kişiler var. Yani bu elektriğin aynı zamanda bizim aletleri bozmaması lazım. Yani voltajıyla, frekansıyla vesaire. Onun için bir kalitesinin olması lazım. Bu UCTE için biz 6 sene uğraştık. Ve bunun hesaplarını yaptık, dengelerini sağladık. Ve şu anda biz dikkat ederseniz şu oklarla buralara veriyoruz, alıyoruz. Burada ayrı bir Med Ring diye Mediterranean Ring var. Bunlar mesela çoğu tartışılmıyor. Yani bunlara elektrik verebiliyoruz. Burada başka bir zon var, burada başka bir zon var. Bu elektriğinizin kalitesi iyi olmazsa karşı tarafı bozuyorsunuz, almıyorlar size. Kalitesi düşük elektrik oluyor tabiri caizse. Yani bunları da düşünmemiz lazım. Yani elektrik deyip sadece ampul yakması yetmiyor. Onu yakmaması da lazım. Yani dolayısıyla bunu bir bütün halinde ele almamızda yarar var diyorum. Dolayısıyla enerji politikasının bir bütün olduğunu vurgulamak için bunları ifade ettim. Bununla ilgili mesela karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi bu piyasanın serbest olabilmesi için yani günlük elektrik satışları vesaire borsasının oluşabilmesi için önemli adımlar attık. Bunlardan biliyorsunuz meşhur Çağış-Kepez meselesi falan oldu. 7 vilayette sorunlar vardı. Onlar çözüldü. Turus gaz meselesi vardı. Fazladan ödediğimiz veya bizi aldatılmış duygusuna ulaştıran bazı uygulamalar vardı. Onları da böylece getirmiş olduk. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Yeni dönemde neler yapılabilir? Bir, güneş enerjisiyle ilgili çok ciddi çalışmaları bürokrasiyle birlikte çalışmamızda yarar var. Zaten bu Çalıştay bunun için son derece önemli bir adım. Onun için tebrik ediyorum. İkinci olarak bu 4. sanayi devrimi bambaşka bir şey. Ben aynı zamanda IT sektöründe de 4 yıldır bulunuyorum. Dolayısıyla gerek Davos'ta yapılan çalışmalar, gerekse Silikon Vadisi'nde ve benzer çalışmalar yepyeni bir dönem başlıyor. Bunun enerjiyle
ilişkisini, çevreyle ilişkisini, bu ekosistemi çok iyi oluşturmamız lazım. Akıllı sistemler, akıllı sistemler. Her şeye bir akıl ekliyoruz. Yani bunun enerji kısmını çok iyi almamız lazım. Evlerde, binalarda, sistemde. Iberdrola, İspanyol şirket, Türkiye'den İspanya'daki rüzgar türbinlerini buradan kontrol ediyordu. Çalışanı, çalışmayanı. Aynı şey güneş enerjisi için de geçerli. Dolayısıyla bunların kontrolleri için benim bir vatandaş olarak sizden isteğim, bu dördüncü sanayi devrimiyle enerjiyi bizim kavuşturmamız lazım, birleştirmemiz lazım. Onun dışında yeni enerji konuları var. Hidrojen enerjisi, ben hidrojen enerji merkezini kurmuştum. Mesela bu yepyeni bir saha. Güneş enerjisiyle hidrojen çok iyi gider. Çünkü güneş enerjisiyle suyu elektroliz ettiğinizde en basitinden, buna sodyum bor hidridürü de ekleyebiliriz. Bor araştırma enstitüsünü de kurmuştum. Dolayısıyla sodyum bor hidridür gibi 4 hidrojen veren bir yapıyı veya hiç onu bırakın suyu elektroliz ettiğiniz zaman güneş enerjisiyle hidrojeni de eğer depolamayı da çözebilirsek büyük bir alternatif olur. Çevre dostu. Arabalarda kullanırsanız egzozdan su buharı çıkacak. Yani böyle bir temiz yakıtı da hatırlatmak isterim. Bununla sözlerimi bitirim. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmacımız Sayın Sabahattin Öz, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı. Kendileri Türkiye'nin güneş enerjisi çalışmaları konusunda sunum yapacaklar. Sunumunuz herhalde orada. Sunum mu? Buyurun. Merhabalar. Sayın Rektörüm, Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum kurumum ve şahsım adına. Organizasyona emeği geçen herkesi teşekkür ederim öncelikle. Çok yararlı bir toplantı olacağını düşünüyorum. Tabii Sayın Bakanımızın yaptığı detaylı sunumdan sonra çok az söyleyecek bir şey kaldı biz ama ben belki işin biraz sevimsiz tarafından size bazı şeyler anlatmak istiyorum. Sayın Bakanımızın bakanlığı döneminde başlatılan çalışmalar tabii ki miladıdır. Özellikle güneş enerjisi çalışmalarının. İlk olarak tabii ki yenilenebilir bakanımızın talimatıyla 2003 yılında başlatılan bir çalışmayla yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bir kanun hazırladık ve 2005 yılında yayınlandı bu kanun. Burada bir kendi içerisinde çok genel olmakla birlikte bir feed-in tarifi, kaynak bazında bir teşvik mekanizması vardı. Tam da uymuyordu aslında çünkü bütün kaynaklar için tek bir fiyat düşünülmüştü ama o dönem için çok radikal bir uygulamaydı bu. Belki hidrolik kaynaklara hizmet etti o gün itibariyle. Ama aynı kanun üzerinde 6094 sayılı kanun ile 2010 yılında çok ciddi değişiklikler ve çok radikal değişiklikler yapıldı. Ve tam anlamıyla günün şartlarına uygun ve hatta biraz da günün Avrupa'nın uygulamalarından bile çok daha modern ve çok daha ayrıntılı bir uygulama getirdik. Bu tam anlamıyla kaynak bazında tariflendirme, fiyatlandırma uygulamasına dayanan bir feed-in tarif mekanizmasıydı. Ve orada, ben diğer kaynaklardan bahsetmiyorum tabii toplantının konusu anlamında, güneş enerjisi uygulamalarına 13.3 dolar sentlik bir fiyat öngörülmüştü. Ve bu o zaman için günümüzde de çok iyi bir fiyattır bu. O yıllarda da Avrupa ortalamalarından düşük olmakla birlikte Türkiye'de güneş enerjisi çalışmalarını teşvik edecek seviyede bir uygulamaydı. Çünkü biz o kanunları ve bu mekanizmaları geliştirirken hep Avrupa'daki ve dünyadaki diğer örneklere baktık ama hiçbirini kopyalamadık. Çünkü yaşanmış tecrübeler vardı, best practice'ler vardı ama kötü uygulamalar da vardı. Çünkü hepsinin fiyatları, bazıları çok radikal şekilde iptal etme yoluna gitme durumundalardı. Ama bizim verdiğimiz fiyatlar diğer kaynaklarla beraber güneşte sistemi regüle edecek
yenilenebilir ve özelinde de güneşi koruyacak ve piyasa şartlarında rekabet edebilir hale gelmesi için ortam hazırlayacak fiyatlardı bunlar. Ve bunun üzerine Avrupa'da olmayan, bazı ülkelerde olup da vazgeçilen ama bizim açımızdan çok daha önemli yenilenebilir kaynakların desteklenmesi kadar önemsediğimiz bir konu, yerli ürün desteğimiz vardı. Gene Sayın Bakanımızın talimatıyla aynı kanun içerisinde, 6094 sayılı kanun içerisinde yer almıştı bu. Yani biraz açıkçası çekinerek çıkartılmış bir kanun uygulamasıdır ki yönetmeliğe bağlanmıştır tabii ki uygulamasının nasıl yapılacağı. O yönetmelik biraz 2011'de ham haliyle çıktı. 2011, 2012, 2013'te uygulanmadı, uygulanamadı. Sonra genel müdürlüğümüze intikal ettiği zaman görev, 2013 yılında bu yönetmeliği revize ettik ve 13, 14, 15, 16, 17, 5 senedir uygulanıyor ve çok iyi sonuçlarını görüyoruz. Biraz önce Sayın Bakanımızın sunumlarında yer alan aksamların yerleştirmesiyle ilgili geldiğimiz nokta bu uygulamanın çok ciddi sonuçları olduğunu gösteriyor bize. Bu açıdan 2005 ve 2010 yenilenebilir için çok önemli kilometre taşlarıdır. Bu kanunların çıkartılması, ilgili ikincil mevzuatın oluşturulması ve uygulamaların oluşturulması. Bununla ilgili tabii ki hem tablo 1 diye yer alan yenilenebilir kanundaki fidin tarif mekanizması fiyatların artırılması ve yerli ürün desteğinin uygulanmaması ile ilgili özellikle Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü kapsamında baskılar yaşanıyor ama bunlara göğüs geriyoruz ve bugüne kadar da vazgeçmedik bundan. Dediğim gibi çok önemli sonuçları oldu. O önemli sonuçlar aslında konuşmamın sonunda bahsedeceğim. Bunlar tabii ki o gün için elektrik piyasasının en önemli unsuru olan lisanslı uygulamalara yönelik. Yani 6428 ve sonra revize edilen 6446 sayılı elektrik piyasası kanununun temel unsuru olan elektrik üretimi ve diğer konulardaki lisanslı mekanizmaya hizmet eden uygulamalardı. Sayın Bakanımız da bahsetti. 2013 yılında bir de 1 megawattla sınırlı olmak kaydıyla lisanssız uygulamalar kendi ihtiyacı için derdi en başta ama kendi ihtiyacı unsuru çok aranmadı sonra. Sadece büyüklükle ilgili, 1 megawattlıkla ilgili sınır olmak kaydıyla. Diğer kaynaklarda da geçerli ama patlama tabii ki güneş sektöründe yaşandı. Rüzgarda bile çok küçük var. Birazdan bir rakamları vereceğim. Yani şu anda 1200 megawattları buldu. Lisanssız güneş uygulamaları 1100'ün üzerine geçti. Belki bugün itibariyle daha da artmış olabilir. Her gün yeni sistemler işletmeyi alınıyor. Yani aslında beklenenden çok daha büyük, belki merak ettiğiniz konu olarak burada girilebilir buna. Bizim beklediğimizden çok daha büyük bir talep gördü, uygulama gördü bu lisanssız uygulamalar. Ve tabii ki bu beklenmedik büyüme bizim ana yolumuz olan lisanslı uygulamalara zarar verir diyeyim, tırnak içerisinde zarar verir hale geldi. Yani çok yeni yaşanmış bir olay. Dün görüştüğümüz bir yatırımcı, Mersin'deydi yanılmıyorsam, 12 megawattlık bizim açtığımız yarışmalar kapsamında lisans almış güneşte. Tabii o lisans için megawatt başına TEİAŞ'a 1.8 milyon lira teklif etmiş. Yani megawatt başına 1.8, onunla çarparsanız 18 milyon lira verecek devlete. Ama diyor ki 52 megawatt sağda solda toplam lisanssız yaptım bu ara. Yani onu nasıl yapacağını düşünüyor. İptal ettirmekte tabii ki lisans teminatları yanacak falan. Yani bu iki devletin yaptığı iki uygulama arasında böyle bir dengesizlik oluştu. Bu dengeyi biz gene lisanslı tarafından pozitif ayrımcılık yaparak oluşturma yönünde gayretlerimiz var. Tabii ki bu hem siyaseten hem bürokrasi anlamda üst kademelere intikal eden bir olay. Maalesef gene sektörün intikal ettirdiği bir olay bu. Çünkü artık bu yoğun talep nedeniyle bütün trafolardaki kapasiteler dolmuş durumda. Tabii ki herkes kendini gerçek yatırımcı olarak tanımlıyor ve diğerlerini tırnak içinde çantacı diyor. Çantacılar trafoları doldurmuş, biz yer bulamıyoruz. Çantacı gerçek yatırımcı yok, herkes para harcıyorsa bizim adımızdan yatırımcıdır. Ama realite var, dolduk, bittik. Lisanssız kapasitesi anlamda özellikle Konya'dan bir Van, İzmir bir çizgi çekerseniz 6
dolmuş durumda. Üstte de tabii güneş az diye kimse çıkmıyor. Yani Ordu'ya, Rize'ye kimse gitmiyor. Oralardan kimse güneş için başvurmuyor. Ama Ankara, Eskişehir buralarda da yaygınlaşmaya başlıyor bu uygulamalar. Yani gelinen nokta, attığımız adımlar, çıkartılan kanunlar ve yönetmeliklerle zamanlama da aslında bizim açımızdan. Yani ben 30 senedir bu sektörün içinde çalıştım. Hep başka iş yapmadık. Hep güneşçiydik. Yani hep bu salonlarda çok hatırlarım. Dünya Enerji Konseyi'nin yaptığı toplantılarda hep birbirimize Türkiye'nin potansiyelini anlatırdık mecburen. Yoktu çünkü başka anlatacak bir şeyimiz. Ben orada ölçtüm. Öteki başka tarafta ölçmüş. Türkiye'nin potansiyeli budur. Ama geldiğimiz noktada çok ciddi bir yapılanmayla karşı karşıyayız ve teknolojik ilerlemeler ve fiyatların düşmesiyle bizce zamanlama çok önemli. Çünkü çok şeyi tetikledik bu ara. Tetiklenen şeyler başında tabii ki üniversiteler gelir. Raşit Hocam karşında benden sonra belki işin teknolojisiyle ilgili çok önemli şeyler anlatacak ki biz o konuya hiç girmeyeceğiz. Hem üniversitelerde hem paralel olarak sanayide yerli üretimle ilgili çalışmalar başladı. Gene birçok yerli üreticimizin burada olduğunu görüyorum. Panel üreticilerimiz var. Belki son kısmını yapıyorlar. Önemli bir yatırım gerçekleştirdiler Türkiye'de ama daha ileri teknolojileri de Türkiye'ye getirme yönünde çabaları var. Bunlar da tabii ki sektörün gelişmesine paralel olarak Türkiye'deki potansiyelin ve ticari ortamın iyileşmesiyle ortaya çıkan sonuçlar. 80 bin megawatt kurulu gücümüz var bugün için. Bunun içerisinde yaklaşık 1200 demiştim, 1152 dünkü rakam. 1152 megawattlık çoğu lisanslı olmak kaydıyla, bildiğim kadarıyla yanlış söylemiyorum, 16 megawatt gibi bir lisanslı uygulamamız var. Belki atladım, bu çıkardığımız kanunlar içerisinde 2013 yılı içerisinde biz 600 megawattlık lisans başvurusu aldık ve bunlar ön lisansına aldırıldı şu anda. Tabii bir yarışmadan geçiyor. Birazcık bizim handikapımızdır açıkçası, bu ironidir. Desteklemek istediğimiz iki kaynak ve bence yenilenebilir içerisinde en çok korunması, kullanması gereken iki kaynaktır güneşle rüzgar. Ama çeşitli sebeplerle biz bunları bekletiriz, başvuruları. Bir baskı olur, bir tazyik olur arkada. O tazyiği yönetmek için de mecburen yarıştırırız bunları. Yarıştırmak da tabii ki projenin en başında yapılan fizibiliteyi tamamen allak bullak edebilen sonuçlar çıkabilir. Belki takip etmişsinizdir. Haziran 2021 tarihlerinde 3 gün içerisinde en son aldığımız rüzgar başvurularının yarışmalar yapıldı. Yani diyoruz ki YEKDEM, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması. 7.3 çok diyoruz. Ne kadar düşeceksin bakalım? Yarışın. Yani orada şu rakamlar çıktı. 11 bölgede yarıştırdık. 8'inde eksi rakamlar çıktı. Yani diyor ki vatandaş, yatırımcı, yok ben senden para mara istemiyorum, ben sana para vereyim. Her kilovat saat başına 1.15 kuruş, 1.5 kuruş üste 10 yıl boyunca vereyim. Hani bu sevinilebilir kamu açısından, ha para kazanacağız, bize de para verecek. İyi, demek ki rekabet edebilir hale gelmiş. Yani bir yabancı olarak bakarsanız bu fotoğrafa, demek ki rüzgar rekabet edebilir hale gelmiş. Kömürden, doğalgazdan daha ucuz. Kimse bizden bir şey istemiyor, destek istemiyor. Hatta üste para veriyorlar. Ama maalesef böyle değil. Ya bunlar çok farklı sayıklarla yapılan bizce değerlendirmeler. Yani bunun fizibilitede ben yerinin olduğunu, bu şekilde hesabın içinden çıkılabileceğini zannetmiyorum. Lisans almış olmak, hele bir bakalım yani 3-5 sene içerisinde neler olur. Çünkü bunun biz örneğini 2007'de, Sayın Bakanımız hatırlayacaktır, 2007'de yapılan, 1 Kasım'da yapılan rüzgar başvurularında da yaşadık. Orada da 5-6 kuruş önerenler hala sürünür onlar o projede. Kaç kere el değiştirdi, hala beklerler. Ama çok başvuru alıyoruz. Lisanslandırdığımız proje sayısı çok. Onun içerisinden rüzgarda geldiğimiz nokta 7000 megawattlara yaklaştık. Güneşte lisanssız da 1.2'lere yaklaştık. Ama kamunun yaptığı uygulamaların birbirlerine zarar vermemesi anlamında lisanssızla lisanslı arasında bir bariyer çekilmesi konusunda geldiğimiz nokta bunu gösteriyor. Bu uygulamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada belki lisanssızdan bahsetmişten YK'ya geçmeden önce çatı uygulamalar tabii. Yani belki lisanssızın ilk mecrası olması gereken uygulamalardı. Yani çatıdan başlayıp aşağıya inmek gibi bir şey düşünülmesi gerekirdi ama o zamanlar belki formülize edilemedi bu. Şimdi geldiğimiz noktada çatı ile ilgili, çatı uygulamaları ile ilgili onlara bir pozitif ayrımcılık yapma yönünde hem lisanssız yönetmeliğinde 2013'te yayınlanan ve birkaç kere revizyon geçiren yönetmelikte ve bağlı
tebliğlerde değişiklikler yapıldı. Bunlar özendiriliyor. Bunların bağlantı kapasitesi tahsisi konusunda öncelik tanınıyor çatı uygulamalarına. Biz yakın zamanda 3 Temmuz'da yanılmıyorsam, geçtiğimiz pazartesi Çevre Bakanlığı'nın planlı alanlar imar yönetmeliği çıktı. Burada çatı uygulamalarını belediye ruhsatlarından muaf hale getirdik. Çünkü öyle bir handikap vardı orada. Ciddi hem maliyeti artıran bir unsurdu hem de bürokratik bir süreç gerektiriyordu. Bunun gibi çatı uygulamalarında süreyi uzatan, maliyeti artıran uygulamaları analiz ettik. Bunların azaltılması, gerekiyorsa tamamen kaldırılması yönünde girişimlerimiz var. Yani küçük yatırımcı 1 kilovat, 3 kilovat, 5 kilovat çatısına, konutuna, fabrikasına yapmak isteyenlerin yatırımlarının hızlandırılması adına bir çalışma içerisindeyiz. Tabii konuşmamın en sonunda konu ister istemez YKA'ya gelecek. Yenilenebilir enerji kaynak alanları. Gene Sayın Bakanımız hatırlayacaktır. Bu 2010 yılındaki revizyon içerisinde yenilenebilir enerji kanununa girmiş bir uygulama. Çok mütevazi bir maddeydi orada. 3-4 satırlık. Onu en son Haziran 2016'da 6446 sayılı elektrik piyasası kanununda yapılan revizyonla 3-4 maddelik ayrıntılı bir uygulama haline getirdik ve hemen paralelinde yönetmeliğini hazırladık. Bir sene olmuş işte, düşünün, bir sene içerisinde kanun çıkarttık. Paralelinde yönetmelik çıktı, şartname çıktı. Şartnameye, sözleşmeyi hazırladık ve geçen Mart ayı içerisinde ilk yenilenebilir enerji kaynak alanı GES, güneşle ilgili yaptık. Karapınar'da Sanayi Bakanı ile ortak yürüttüğümüz bir çalışma içerisinde Karapınar'da 2700 hektar, yanlış söyleyebilirim bu rakamı, ama 1500 megawatt sığacak bir alan. Biz onun sadece 1000 megawattına tahsis ettik yatırımcıya ve bunun karşılığında da ingot dökümünden itibaren sadece saf silisyum dışarıdan ithal edilmek kaydıyla, o da hatta başta düşünülmüştü, saf silisyum tesisi de burada kurulsun, ama hem TÜBİTAK yetkilileri hem Raşit Hocam çok iyi anlayacaklardır. Bunu çok pahalı bir yatırım. Belki sadece güneş sektörü açısından da gerekli görmedi. En azından bizim maliyetimizi artıracağı dolayısıyla vazgeçtik. Ama sadece saf silisyum getirilerek ingot dökümü, wafer, hücre ve modül üretimini 500 megawattlık, yılda 500 megawattlık PV modül üretimi gerçekleştirmek kaydıyla Güney Kore ve Türk bir firmadan oluşan konsorsiyuma verildi. Takip etmişsinizdir. Biz 8 dolar sentten başlattık. Normalde 13.3 dolar senttir şu andaki alım garantimiz. Lisanssızlar, bu bahsettiğim 1100 megawattın üzerindeki uygulamalar bundan yararlanır. Eğer bizim dediğimiz şekilde yerli ise kullandığınız modül ve diğer aksamlar yaklaşık 19.5 dolar sente kadar çıkar. Şu andaki bizim uygulamamız bu. Ama YKA kapsamında bunu 8 dolar sentten başlattık ve 6.99 dolar sentle kapandı yarışmamız. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Bu fabrika kurulacak, fabrika yeri araştırmaları var yatırımcımızın. 2019 yılı içerisinde fabrikayla ilgili kurulumun gerçekleştirilmesini, aynı zamanda ARGE merkezi kuracak ve Türkiye'de bizim belirlediğimiz konularda ARGE uygulamaları gerçekleştirecek üniversitelerle işbirliği içerisinde, o da bize bizim onayımızdan, bakanlığın onayından geçerek kurduğu fabrikada ürettiği modülleri de Karapınar'da göstermiş olduğumuz alanda 1000 megawattlık Türkiye'nin, hatta belki dünyanın en büyük santralini kuracak. Ha, teknik olarak çok doğru mudur 1000 megawatt santral? Tabii tartışma olabilir ama işte bunu söylemek için güzel bir şey. Dünyanın en büyük deme anlamında siyaseten hoş geliyor kulağa. Yani normalde parçalayabilsek bizim açımızdan çok daha doğru olurdu. Ama ikinci YKA uygulaması çalışmalarımız devam ediyor. İkinci, üçüncü, hatta devam edecek bunlar. Bunlarla ilgili tabii duyan valiler, siyasiler, milletvekilleri memleketlerine yatırım götürmek anlamında bize uygun alanları belirleyip bizden önce hareket ederek bize bunları sunuyorlar. Van, Urfa, Diyarbakır, Elazığ, hatırladıklarım, Yozgat, Malatya gibi biraz daha batıya kaydırmak istiyoruz. Talepler var. Bunları inceliyoruz. Bunlar incelenmesi tamamlanmasının neticesinde Sanayi Bakanlığı'yla önce enerji ihtisas endüstri bölgesi ilan ediyoruz bu alanları. Sonra yenilenebilir enerji kaynak alanı ilan edip gene aynı uygulamalar devam edecek. Ama YKA şöyle bir konu. YKA aslında biz torba yönetmelik diyoruz. YKA içine her şeyi alabilecek bir yönetmelik. Yerli olmak kaydıyla. Yani bizim açımızdan %1 de yerli, %100 de yerli. Yani bütün uygulamaları sokabiliriz buraya. Bizim hem YKA yaparken
aklımızda olan ama dediğin gibi bu yeni bir uygulama olması dolayısıyla herkesi heyecanlandırdı en üst makama kadar. Bu nedenle böyle en büyük ve en hızlı bir şekilde işte Safa Hat'ı anlattım. Bir sene içerisinde oldu bütün olaylar. Bir sene bile sürmedi. Mart'ta bitti. 8-9 ay gibi süre içerisinde tamamladık. Ama ikinci uygulamalarda mevcut Türkiye'deki üreticilerimizin de yararlanabileceği daha küçük çaplı 50-100 megawattlık uygulamaları konsorsiyumlar oluşturarak veya tekil olarak Türkiye'deki sayıları 20'ye yaklaşan modül üreticilerimize tahsis edilmesi yönünde çalışmalarımız var. Sayın Bakanım bir slide gösterdi. Türbin iç tasarımıyla ilgili. Üzerinde çok çalıştığımız, 6 ayımızı verdiğimiz bir görüntü. Bir de bunun dişli kutusuz olanı var. Bunlarla da ilgili şu anda 27 Temmuz'da şartnamesini yayınladık. 30'du yanılmıyorsam. Şu ana kadar 30 firma satın aldı. Hiç alışık olmadığımız bir şeydir. Biz şartnameleri işte böyle 1.000 lira, 100 lira satarken bile utanırdık diğer yaptığımız yarışmalarda. Güneş'te 10.000 liraya sattık. Şok oldu millet. 20.000 liraya satıyoruz. Gene alıyorlar. Şartnameden para kazanacağız neredeyse. Şartname satışından para kazanacağız kurum olarak. 30'a yakın firma aldı. Dünyanın en büyük üreticileri yarışıyor. Ve bu Sayın Bakanımızın göstermiş olduğu slayttaki bütün parçalar, dişli kutusu dahil, en can alıcı, özellikle dişli kutulu olan türbinlerde dişli kutusu yapılamaz diye bir ön yargı vardı. Yapılanları biliyoruz ama araştırdığımız tabii ki yapılabilecek olanlar. Yapılabilecek olanları da zorlayarak 2 sene gibi bir süre verip bütün parçaları yerleştirmek ve globalde rüzgar türbününün %70'inin yerli olması, tabii ki mutlaka yabancı ithal unsurlar oluyor içerisinde. Bir parça yerli deseniz bile mutlaka elektronik parçalar falan dışarıdan geldiği için %100 yerlilik diye bir kavram yok zaten. Tabii bu kavram bize nerede oluşuyor? Sanayi Bakanlığı'nın yürütmekte olduğu yerli malı tebliğine göre. Yani ithal girdiler, yerli girdiler, maliyet çarpı 100, bunu tutturabiliyor. %51 ise minimum yerlidir kabulüne göre dayanıyor ve çok hassas bir hesaplama. Bunun gibi tabii ki yakalar biraz güneş ve rüzgara uyacak. Güneşte biraz daha hızlı hareket edeceğiz burada. İlk verdiğimiz yarışma kapsamında kurulacak olan fabrika kristalin esasına dayanan bir fabrika kuracak. Belki çoğunuz duymuşsunuz. Hanwha, Qcell ortaklığı almıştı bu şeyi. Türkiye'de de kalyon firması. İkinciyi belki farklı bir teknoloji mutlaka. Çünkü aynısını yaptırmak çok anlamlı değil. Yaptırılırsa bilmiyorum şu anda tam net olarak. Ama sonra yerli malı kullanmak, Türkiye'de bir teknoloji oluşturulursa, ki oluşacak gibi görünüyor, oluşturulursa bunların hepsini yerli malı kullanmak ve Türkiye'ye belki ithal PV veya ithal türbün girmesini önleyecek kadar. Tabii ki bu yasakla değil, ticari ortamın oluşturulmasıyla yapılacak bir şey. 2023'e kadar hedeflerimiz var. Yine Sayın Bakanımız zamanında oluşturulmuş enerji arz güvenliği strateji belgesinde yer alır bunlar. Rüzgarda 20.000 megawatt gibi çok iddialı bir hedefimiz var. Yani bu belki revize edilmesi gerekebilecek çünkü reel sonuca doğru geldik. 6-7.000'deyiz. Ama tabii ki bu hedeflerin biraz da motivasyon unsuru var. Yani devletin, kamunun yani büyük hedefleri olduğunun yatırımcı tarafından bilinmesi onlara bir güç veriyor. Ama şu anda bizim hesabımız 16-17.000'lere ulaşılacak gibi görünüyor 2023'te. Güneş'te spesifik bir rakam söylenmemiş ama biz bunu hem Sayın Bakanlarımıza söylettik hem stratejik planlarımızda yer alıyor. En az 5.000 megawattlık bir kurulum hedefliyoruz o gün 2023'e kadar. Zaten bunun biliyorsunuz 1.000'i şu anda oluşmuş durumda. 1.000 Karapınar YK'dan gelirse diğerleriyle hızlı bir şekilde oluşacak. Bir merak edilen konu YK olacaksa 600 megawatt gibi lisanslı güneş santralları kurulmayacak mı? Yani aslında YK'larda lisans ama hani böyle bir sektörde terminolojik bir ayrım yapıldığı için söylüyorum. Yok, olacak, devam ediyor. Onlar da devam edecek. Yani YK diğerler üzerinde baskı oluşturan, onlar yani tamamen rotayı başka tarafa döndüren bir uygulama değil. Vaktim de bittiyse ben belki sorularla da devam edebilirim. Tamam. Geldiğimiz nokta Türkiye'de yenilenebilir konusunda Sayın Bakanım bahsetti. Oluşturulan enerji politikaları ve Sayın Bakanımızdan itibaren Enerji Bakanlığı yönetiminde bulunan bütün bakanların bize verdiği cesaret
Daha önce yaşamadı, açık söyleyeyim. Ben bu salonlarda 92'de de konuşma yaptım. Hep buradaydım, Raşit Hocam bilir. Bir kere önümüzde dur diyen, yavaş diyen yok. Bir şey yapacağız dersek, hatta şundan çekiniyoruz. Bir şey, arkadaşlarım da çok oturanlar var aranızda. Hep tembih ediyoruz. Bir şeyi olgunlaştırmadan Sayın Genel Müdürümüze, müsteşarımıza, hele hele bakanımıza iletmeyelim. Çünkü ondan sonra bize 6 aylık işse, yok önümüzdeki ay bitirin bu işi olarak geliyor. Onun için çok temkinli davranıyoruz, çok olgunlaştırarak servis etmeye çalışıyoruz. Çok bir motivasyonumuz var açıkçası. Hızla ilerleyeceğiz ama tabii ki hem akademisyenler olarak hem sektör olarak geri dönüş bizim açımızdan çok önemli. Her türlü iletişim kanalımız açık, her zaman açık. Her türlü şirketlerle görüşmekten, sivil toplumla görüşmekten, akademisyenlerle görüşmekten her zaman için ve fikirlerinizi almaktan çok mutlu oluyoruz ve bunları mutlaka değerlendiriyoruz. Genel müdürümüzü de tanıyorsunuzdur. Bu konulara çok açık bir insan. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorularınız olursa sonundan sonra da cevaplandırabiliriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi devam ediyoruz. Profesör Doktor Raşit Turan, burada Günam Enstitüsü Müdürü. Kendileri güneş enerjisi yatırım ve Ar-Ge perspektifleri konusunda bir sunum yapacak. Tüm katılımcıları yeniden saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Size bir teknoloji ve Ar-Ge perspektifi çizmeye çalışacağım. Biraz daha teknik bir konuşma olacak. Yatırımcılar olabilir aramızda. Belki onlar açısından yararlı olabileceğini düşündüğüm bir sunum olacak. Çok kısaca bazı temel bilgileri de aktaracağım bu arada. Arkasından da Günam'la ilgili bazı küçük tanıtım bilgileri olacak. Şimdi hepimizin de bildiği gibi, çoğumuzun da bildiği gibi güneşten elektrik elde etmenin iki temel yolu var. Bir tanesi fotovoltaik sistemlerle, diğeri de termal yöntemlerle. Termal yöntemlerde bildiğiniz gibi güneş ışığını belli bir yere odaklayarak yüksek derecede, yüksek sıcaklıkta su buharı elde ediliyor ve bu su buharı daha sonra türbinleri çeviriyor. Yani termal güneş enerjisi sistemi aslında klasik enerji santrallerinden çok farklı değil. Bir nükleer enerji santrallerinden farklı değil. Su buharını sadece güneşten elde ediyoruz burada. Diğer yöntem ise güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştüren, aslında bir elektronik aygıt olan güneş hücrelerinin kullanıldığı fotovoltaik sistemler. Burada bu fotovoltaik sistemler aslında diğer bütün kaynaklardan ayrışıyor yöntem olarak. Çünkü hareket yok, ses yok, dönen türbinler yok, herhangi bir yakıt yok harcanan, güneş hiç sahibi olmayan, değil mi? Petrolün, doğalgazın vesaire bunların hep sahibi var. Hiç sahibi olmayan bir kaynağın kullanıldığı ve doğrudan enerjiye dönüştürülen bir sistem, fotovoltaik sistemler. Bu iki yöntem arasında termal sistemler geri kalmış durumda. Bunu çoğumuz biliyor. Şu andaki gerek teknoekonomik açıdan dünya piyasasına bakıldığı zaman termal sistemler, fotovoltaik sistemlerin gerisinde kalmış. Bunun birçok nedeni var ama onlara değinmeyeceğim. Ancak her iki konuda da Ar-Ge çalışmaların yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarın ne olacağını kestirmek çok kolay değil. Dolayısıyla termal yöntemlerin de ileride bir takım alanlarda karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Şimdi güneş enerjisi pahalı lafı, hep bunun çok her konuşmamda duruyorum. Güneş enerjisi artık pahalı değil. Yani bunu çok açık bir şekilde koymak gerekiyor. Güneş enerjisi fiyatlarını, maliyetlerini gösteren bu grafikte biz şuradayız. Aslında 2021'de gelineceği düşünüyordu bu rapora göre bu noktaya. Fakat şu anda ulaşmış durumdayız bu noktaya. Ve Türkiye'de aşağı yukarı minimum sistem kurulum fiyatını $900 olarak alırsak kilowatt başına, Ankara'da aşağı yukarı 5 sent maliyetine ulaşıyorsunuz. Hatta bunu daha da aşağıya çekmek mümkün. Dolayısıyla bu rakam oldukça iyi bir rakam. Yani kömüre, doğalgaza vesaire göre çok daha iyi bir rakam. Bakın şimdi son yıllarda yapılan ihaleleri ya da oluşan fiyatları gösteren bir grafik bu. Bu grafikte şu mavi olan yer petrol, doğalgaz ve nükleerle elde edilen fiyat. Bakın burası dolar, megawatt saat başına olan dolar miktarı. Bakın şuradaki bütün rakamlar
her türlü gaz, kömür ve nükleer fiyatın altına inmiş durumda. Özellikle Orta Doğu'da bu böyle ve bizim bakın Amerika'da da aynı şekilde fiyatlar oldukça. Amerika'da serbest piyasada güneş enerjisi kazanmıyor. Birçok ihale var. Giriyorlar, doğalgaza karşı ihaleyi kazanıyorlar. Bakın en son şeyde yapılan, Dubai'de yapılan, Abu Dhabi'de yapılan ihalede güneşin fiyatı 2.42 sent olarak oluştu. Bizdeki ihale, birazdan değineceğim, 7 sent olarak oluştu. Abu Dhabi'de 2.42 sent olarak. Bu rakamlar inanılmaz rakamlar. Şu anda kömürden, siz en ucuz kaynaktan elektrik elde edeyim diye uğraşın, bu rakama ulaşamazsınız. Dolayısıyla güneş enerjisi dünyanın en ucuz enerjisi olma yolunda ilerliyor. O noktaya doğru hatta geldiğini bile söyleyebiliriz. Türkiye'de az önce Sabahattin Bey'in belirttiği gibi YEKA ihalesinde oluşan fiyat ise 6.99 sent olarak gerçekleşti. Yani kısacası güneş artık önüne geçilemez bir dalga halinde karşımıza geliyor. Burada mevzuatlar, yasalar filan, tabii ben o kadar o konuları çok iyi anlamıyorum ama bunları da yıkarak devam edecek. Yani bu tür engeller oluşuyorsa, mecburen oluşuyor mevzuatlarda, yasalarla bir takım bürokratik engeller ister istemez çıkıyor çeşitli nedenlerle. Bunları aşarak hep birlikte önümüzdeki dönemde güneş enerjisinin öne çıkacağını görüyoruz. Ben 2023'te 5000 megawattın üzerine çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çok rahatlıkla çıkabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi dünyada kullanıma baktığınız zaman bu grafikte çok bilinen bir grafik. Kim ne kadar güneşten elektrik elde ediyor diye bakıldığı zaman dünya şampiyonları İtalya ve komşumuz Yunanistan. Yüzde olarak %8'lere kadar varmış durumda. Yani toplam elektriğin %8'ini güneş enerjisinden elde ediliyor. Burada çok enteresan ülkeler var. Mesela Ukrayna bile bizden çok daha önde, bizim çok kuzeyimizde olmasına rağmen. Görüyorsun Danimarka güneş enerjisinden elde ettiği rakam %2'ye yaklaşıyor. Almanya tabii çok önemli bir ülke. Dolayısıyla birçok ülkede bu kanıtlanmış durumda. Güneş enerjisi artık alternatif ve ciddi bir kaynak. Bakın sadece saatlerimizi ve hesap makinalarımızı şarj eden bir şey değil bu yani. Bu büyük santraller, 1000 megawatttan bahsediyoruz. Büyük santrallerin kurulabileceği bir şey haline dönüşmüş durumda. Şimdi Türkiye'ye baktığımız ise en son rakamlar, işte bu biraz değişiyor kişiden kişiye ama şu anda 1250 megawatt kurulduğunu düşünürsek bu güç yaklaşık olarak Türkiye'nin %0.6'sına karşılık geliyor. Henüz ya %1 limitini bile aşmış durumdayız. Gerideyiz yani. Güneş enerjisi kullanımı alanında gerideyiz ve bunu hızla aşmamız lazım. Bakanlık yetkililerimiz gerçekten büyük bir çaba içindeler ve bu konuda oluşan sanayi şirketlerimiz de aynı çaba içinde. Bir ilerleme var, özellikle bu son 2 yılda müthiş bir atak var ama hala ortalamanın altındayız, epeyce gerisindeyiz. Önümüzdeki dönem bunu aşacağımızı düşünüyorum. Özellikle YEKA ihalesi çok önemli bir proje. O projenin büyük bir atılım getireceğini düşünüyorum. Şimdi biraz daha teknolojiye doğru kayacağım. Size kısaca fotovoltaik teknolojilerden bahsedeceğim. Kabaca üçe bölünür, hep böyle anlatılır. Ben de öyle başlayayım. 3 çeşit teknolojiden bahsetmek mümkün. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi, en büyüğü kristal silisyum tabanlı hücreler. Kristal silisyum tabanlı hücreler şu andaki marketin %93'ünü yaklaşık olarak oluşturuyor. Ve 1954 yılında keşfedilmiştir bunlar. Bakın bazen eski de yeni teknoloji tartışmaları oluyor. Orada da yanlış anlaşılmalar oluyor. Eski teknoloji diye bir şey yok. Yani 1954 yılında keşfedilmiş en eski teknoloji şu anda pazarda en yüksek paya sahip olan teknoloji. İkinci önemli alan ince filmler. Bunlar büyük böyle camlara da yapılabiliyor ya da esnek tabanlara da yapılabiliyor. 5 metrekarelik ince film paneller yapıldı. Üçüncü ise yeni fikirler, yeni malzemeler, yeni düşünceler. Bunların çoğu daha henüz Ar-Ge aşamasında. Yani bunları abartmamak gerekiyor. Türkiye'de bir abartı var. Hani bunlar eskidi bu, o zaman bunu yapalım. Bunu yapınca bir yere varamayabiliriz. Yapalım ama Ar-Ge düzeyinde kalsın. Ya da Ar-Ge düzeyinde olduğunu farkında olarak yapalım. Üretici, burada üretici şeyler var, iş adamlarımız var, onlar çok iyi bilirler. Yatırım yapacağınız zaman o zaman bir olgun teknolojiye ihtiyacınız var. Olgun teknolojiler bunlar ve bunlar. Bunlar daha henüz yeterince olgunlaştı, söylememiz. Şimdi çoğumuz bu verim grafiğini bilir. Bütün teknolojilerin verimlerini gösterir. Burada bir noktaya daha değineceğim. Bunu 4 gruba, zaten burada da 4 gruba ayrılmış. Morlar, maviler, yeşiller ve turuncular diye. Morlar en yüksek, bakın %46
verime sahip hücreden bahsediyoruz. Halbuki biz bunları kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz çünkü bunlar astronomik pahalı. Büyük scale'de, büyük şeyde yapmaya imkan yok. Ya şu anda şey değil yani, kullanılabilir, teknolojik olarak uygulanabilir değil yani. Bunların peşinde gitmek, gidelim peşinde ama dikkatli olalım. Yani bunların fabrikalarını kurup da büyük tesisler yapmak şu anda çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Dünyada da öyle değil zaten. Şu anda morların dünyadaki pazar payı %0, onu söyleyeyim size. En yüksek pazar payı kristal silisyuma ait mavi olanlar. Onlar da işte %20'ler mertebesinde. Yeşiller, ince filmler, morlar da yeni teknolojiler. Bu efendime söyleyeyim, organik hücreler ve diğer şey, sistemler. Bütün bunlar tabii gelişiyor. Gelişim zaten gözleniyor. Bakın, burası zaman ekseni. Bu gelişiminin temel nedeni araştırma, inovasyon. Ve bu konuda geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, başka çareniz yok. Ya bu alan güneş enerjisi alanı, güneş hücreleri, teknolojileri Ar-Ge yapılmadan yapılması, gelişmesine imkan yok. Ya parayı bastıralım, yapalım meselesi değil. Yani, kesinlikle Ar-Ge gerekiyor. Farklı teknolojiler, bunun üzerine çok durmama gerek yok. Fakat şu önemli, fotovoltaik teknolojinin gelişimi son yıllarda bakıldığı zaman koyu maviler multi kristal silisyum hücreler, açık maviler monokristal silisyum hücreler, yeşillerde ince filmler. Bakın böyle inişler çıkışlar var. Bu ya bilim teknoloji tarihinde böyle inişler çıkışlar olabilir. Bundan sonra da olabilir. Ancak şu var ki son yıllarda ince filmin payı azalmakta. %15'ti bu peak yaptığı dönem, 2008'li yıllarda silisyum şeyi yoktu. Silisyum temininde büyük zorluklar vardı o dönemde. Bu dönemde tepe noktasına ulaştı. Sonra düşmeye başladı. Bugün aşağı yukarı %7 mertebesinde. İnce film kötüdür demek istemiyorum. İnce filmlerin birçok avantajı var teknolojik olarak. Enerji üretimi açısından da önemli avantajları var ama bir de pazarın gerçeği var. Pazarın gerçeği şu ki kristal silisyum yükseliyor, ince film aşağıya doğru iniyor. Şimdi kristal silisyum yatırımlarına biraz daha yakından bakalım. Herkes der ki bu kumdan yapılıyor. Evet, kumdan yapılıyor ama öyle gidip denize kepçeyi daldıralım, deniz kumunu çıkaralım, Kızılırmak'ın dibinden kumu çıkaralım, yapalım biçiminde değil. Bunun yapıldığı şey kum, özel bir kum. Kuars madenin dediğimiz maden ve bu da her kuarstan da yapılmıyor. Çok özel türde kuarslar var bu iş için. Türkiye'de var bundan yani. Türkiye'de kuars madeni, buna süt kuarsı deniyor, milki kuars deniyor. Milki kuars madenleri Türkiye'de mevcut. Efendim, daha sonra buradan bu kuars dediğimiz şey silisyum dioksit, yani camı yaptığımız şey. Buradan oksijeni ayırmanız lazım, saf silisyum. Saf silisyumdan külçe, kütük yapmanız lazım, yani kristalize etmeniz lazım, dilim yapmanız lazım. Hücre yapıyorsunuz, modül yapıyorsunuz, sistem vesaire. Yani bir üretim zincirinden bahsediyoruz. Buradaki en kritik üretim zinciri bize göre hücre üretim kısmı. Birçok farklılık, farklılaşma, farklı teknoloji, farklı mimari burada oluşuyor. Diğerleri de önemli ama en inovasyonun en çok olduğu yer orası olduğunu düşünüyorum. Rakamlara bakacak olursanız, sizin bir, ya bu rakamlar tabii kapasiteyle falan çok alakalı ama bir fikir vermesi açısından söylüyorum. Buradan buraya bir 200 milyon dolara koymanız gerekiyor geçmek için. Efendim, buradan buraya nispeten daha düşük. Yani bu kapasiteler hep 100-200-300 megawattlar mertebesinde olduğunu varsayarak söylüyorum. Ve gigawatt yatırımların fiyatları daha farklı tabii. Burada yine bir 10 milyon dolar, 50 milyon dolara kadar. Yani en kolay yatırım modül üretimi. Nitekim Türkiye'de şu anda 20'ye yakın modül üreticisi var. Bunu yapılması daha kolay olur. Üretim teknoloji olarak da daha kolay, yani şey olarak da ne bileyim maliyet olarak da daha kolay. Sonra bugün 0.9 dolara kadar inmiş olan sistem kurduğumuz söz konusu. Şimdi gelişimle ilgili mevcut durumu silisyum açısından değerlendirecek olursak, kristal silisyumda dünya rekoru laboratuvarda %26, endüstride, fabrikada %17 ile 21 arası. Limit %30, %30 da zor da %29, yani ulaşabileceğimiz limit %29. Bu konuda bakın çok spekülasyonlar yapılıyor.
bir bilimin söylediği bir limit var. %29. Kristal silisyumla %29'un üstünde hücre üretiyorum diyen insan doğru söylemiyor. Yatırımcıların dikkatine sunuyorum. Çünkü çok böyle bu çeşit ortalıkta, hatta sayın eski bakanlarımızın adını kullanarak dolaşan bazı kişiler var. Ben burada bu uyarıyı yapayım. %40 hücre yaptık, işte bizim bakanımız da bizi biliyor. İşte ondan şey aldık filan gibi. Ortalıkta dolaşıp şey alan, yatırımcıları kullanmaya çalışan kişiler de var. Üst limit %29. Şu andaki endüstrinin ulaştığı limit de burası. Evet, şimdi bakın endüstri gelişmeye devam edecek. Yani hala burada bir arada bir boşluk var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Yani %9'luk, 8-9'luk bir boşluk var. Oraya ulaşacak endüstri ve bu konuda bizim de yoğun bir çabamız var. Şimdi neler yapılıyor? Kristal silisyum. Kristal silisyum bitti diye bir yanlış şey var. Bir de öyle bir algı var. Bakın, kristal silisyum olgunlaşmış bir teknoloji. Artık kimse bu konuda Ar-Ge yapmıyor. Biz bu işi bırakalım. Efendime söyleyeyim, B teknolojisine gidelim. Böyle bir şey yok. Bütün teknolojiler üzerine Ar-Ge yapılır, yapılmaya devam edilir. Kristal silisyumda çok yoğun bir Ar-Ge faaliyeti tüm dünya düzleminde yürüyor. Şimdi standart teknoloji bu. Buna bazen alüminyum back surface field de deniyor. Bu teknolojiden çıkarak şu anda ben size en az 10 tane farklı yaklaşım söyleyebilirim. Farklı yaklaşım, farklı mimari, farklı hücre türü söyleyebilirim. Bunların bir kısmı daha çok hani üretime daha yakın. Mesela PERC şu anda dünyada gelişiyor ve fabrikalara giriyor. Ama diğerleri daha henüz tam olarak oturmuş değil. Bunları üreten şirketler var ama çok sınırlı. Ana üretime aktarılmış. Bütün bunlar, mesela hiç DHCL diye bir şey var. Bilmiyorum, duydunuz mu? Biz çok heyecan verici bizim açımızdan. Akademide çok heyecan duyduğumuz bir konu ve biz de çalışıyoruz. Endüstrinin daha henüz duyduğunu zannetmiyorum. Bu tür konular sonunda düşük maliyet, yüksek verim ve sonunda gelecekte düşük maliyet ve yüksek verimin birleştiği ve %30'lara ulaşan bir hücre veriminden bahsediyoruz. Şimdi hemen size kısaca teknolojik olarak bir detay üzerinde durayım. Standart kristal silisyum hücresi böyle bir şey. Kesitine bakıyorsunuz. Bu bir hücrenin kalınlığı aşağı yukarı 200 mikron. Genellikle P tipine yapılıyor. Yüzeyinde bir N tipi bir bölge katkılama yapılıyor fosfor atomlarıyla. Üstünde mavi rengi veren nitrür kaplaması var. Arkada alüminyum tamamen kaplanıyor. Bu şu anda işte %18-20 arasında verim sağlayan bir teknoloji. Yaklaşık olarak Türkiye'deki modül üreticilerinin büyük bir kısmı da bunu kullanıyor henüz. Yani hatlarında, kendi hatlarında kullanıyor. Değil mi Mehmet Bey? Bilmiyorum. Ama yavaş yavaş şimdi buradan yeni bir yaklaşıma doğru geçiliyor. PERC dediğimiz teknoloji. PERC'de ne oluyor biliyor musunuz? Yapılan şey aslında çok böyle büyük bir değişiklik değil. Şu arkada gördüğünüz tüm alüminyum yerine arkaya önce bir pasivasyon tabakası konuyor. Bu genellikle alüminyum oksit ya da silisyum dioksit oluyor. Lazerle kontaklar açılıyor ve yerel, lokal kontaklar alınıyor. Böylelikle arka yüzeyin özelliği, elektronik özellikleri iyileştirilmiş oluyor. Kayıpları, siz %1 civarında kayıpları, verimi artırmış oluyorsunuz. Kayıpları azaltmış oluyorsunuz. Bu teknoloji şu anda dünyada, mesela bütün hatlar buraya doğru gidiyor. Tamam mı? Şimdi istatistiklere bakacak olursanız, 2017 yılı sonunda dünyadaki PERC üretimi %20-25 mertebesine ulaşacağını düşünüyoruz. Bunları da hızla geçtikten sonra yeni yaklaşımlar var. Bunların üzerinde durmayacağım. İlgilenenleri ayrıca açıklarız. Ayrıca seneye bir yaz okulu düzenleyeceğiz. İlgilenenlerin mutlaka buraya katılmasını tavsiye ederiz. Birçok yeni yaklaşım var. Örneğin arkadan bağlantılı. Ön tarafta hiç kontak yok. Bütün kontaklar arkada. Bunlardan örnekler görüyorsunuz. Burada şeyler... Kalmadı mı zaman? 3 dakikamız. Ve çok yüksek verimlere burada gösterilmiş durumda. Ama bunların üretimi daha henüz üretim hatlarına geçmiş durumda değil. Modül teknolojisinde de yenilikler var. Bakın modül üreticileri burada. Hep standart stringer'ler kullanarak yaptığımız modüller artık yavaş yavaş ileride kalkacağını düşünüyorum. Ve mesela
Bu smart wire teknolojisi var, çok enteresan. Burada lehimleme hiç yok. Arkadan bağlantılı hücrelerin kullanıldığı teknolojiler var. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Güneş hücresi üretimi Ar-Ge yoğun bir sistemdir. Ar-Ge yapmazsanız güneş enerjisi üretemezsiniz, üretseniz de ayakta kalamazsınız. Bu alanda Ar-Ge merkezlerinin mutlaka çoğalması gerekiyor ve mevcut olanların da daha da yetkinleşmesi gerekiyor. Bu konuya vurgu yapmak istiyorum. Örnekler vereceğim. Alman Fraunhofer Enstitüsü. Bu konudaki dünyanın en önemli enstitülerinden bir tanesi. Yani büyüklük nedir bunun büyüklüğü diye size göstermek açısından. Burada 1100 kişi çalışıyor. Bakın Günam'da 100 kişi çalışıyor, ben size söyleyeyim. Öğrencileri de sayarsanız 100 kişiyiz. Fraunhofer'da 1100 kişi çalışıyor. Yıllık toplam bütçesi 74 milyon euro civarında. Bu Fransa'nın ulusal güneş enerjisi merkezi İNES, Grenoble'a yakın bir yerde. Bunların toplam yürüye yapılan yatırım 50 milyon euro. Günam'a yapılan yatırım sadece işte 12-13 milyon euro civarında. Çok ciddi rakamlar. 350 tane çalışanı var. Yani bu işin Ar-Ge'sinin ne kadar önemli olduğunu ve hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Biz de Günam olarak bu motivasyonla 2009 yılında Sayın Bakanımız o zaman Hilmi Bey Bakan'dı ve hatırlarlar belki defalarca sizinle görüştük, geldiniz gittiniz, sizin ofisinizde bu konuyu epeyce konuşmuştuk ve o dönem sağlanan destekle sağ olsunlar Günam'ın kuruluşu gerçekleşti ve daha sonra 2015 yılında ikinci bir faz destek Kalkınma Bakanlığı'ndan sağlandı ve bugün itibariyle 100'e yaklaşan bir personel çalışanımız var ve Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz Havzası'nın şu anda en kapsamlı araştırma merkezi olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Hem teknik altyapı olarak hem bilgi ve insan potansiyeli açısından birçok laboratuvarlarımız var. Bunları bir kısmını saat 6'daki gezide göreceksiniz. Yeni bir tesisimiz var. Bu üniversite sanayi işbirliği için özel olarak tasarlanmış bir hattır burada. Bir fotovoltaik hat vardır bunun içinde. Birazcık pilot hat gibi sayılabilecek bir hat. Bu yeni binayı bugün göreceksiniz saat 6'da. Buradan otobüslerle gideceğiz. Ben daha fazla uzatmayayım. İbrahim Hoca. Ziyaret sırasında gerçekten bunları yakından görecek. Evet. Genişçe tartışma, görüşme imkanı olacak. Hocam bunu da kapatalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle teşekkür son slayt veriyorum. Programın biraz gerisinde kaldık. Hemen ben Mehmet İzzet Özaydın Bey'i davet ediyorum. Mehmet İzzet Bey, Plarawatt Genel Müdürü. Kendileri sağ olsunlar, davetimizi kabul edip bu etkinliğe katıldılar. Sunumu Türkiye fotovoltaik sanayisinin gelişimi ve sorunları üzerine olacak. Teşekkür ederim. 20 dakikaya sahada kalırsan güzel olacak. Gayet iyi. Değerli katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Müsaadenizle ilk önce kendimi çok kısacık tanıtacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Duyabiliyor musunuz yoksa? İlla mikrofon. Tamam. Mikrofonu çıkarma imkanı var mı? Veya hareketli mikrofon var mı tamam, arkadaşlar? Tamam. Sorun yok. Ben bu değerli üniversitemizden 1979 yılında mezun oldum. 32 yıldır genel müdürlük yapıyorum. 15 yılını Bilkent Holding'de, 10 yılını yerleşik bir Alman şirketinde, Türkiye'de yerleşik bir Alman şirketinde, Knauf'ta, son 7 yılını da güneş enerji sektöründe kendi kurduğumuz bir şirkette genel müdürlük yaparak devam ediyor. Bu süre içerisinde son 5 yılda gene bu üniversitemizde endüstri mühendisliği bölümünde part-time ders veriyorum. Yeni mezun olacak öğrencilerimize de ya yöneticilik nasıl yapılıyor? Gelin biraz bir konuşalım. Sizlere birazcık buradan bir esinti verelim de öyle çıkın yola diye. Onlara da part-time ders veriyorum. Son zamanlarda bu sene bir gelişim daha oldu. Günder Derneği'nde hem başkan yardımcılığı hem de yönetim kurulu üyesi olarak da görev yürütüyorum. Dolayısıyla bu sektörde aslında
şu cümle bana çok yapıştı. Türkiye'de PV sanayinin durumu ve gelişimi ve sorunları diye cümle hemen geldi, bana yapıştı. Fakat ben birazcık bu cümleyi değiştirerek bu sunuma başlayacağım. Sebep de şu, hem biraz daha Türkçe olsun istiyorum başlığımızın, hem biraz daha sloganvari olsun istiyorum, hem biraz daha bizi temsil etsin istiyorum. Dolayısıyla adına da Türk Panel Sanayisi dedim, sunumun adına böyle dedim. Şimdi bu sunumun içerisinde çok kısa, zamanımız da az olduğu için biraz etkili olarak devam etmemiz lazım. Göreceğiniz slaytlardaki sayılar, TÜBA'ya yakışması bakımından söylemem gerekir ki, %100 doğru değil. Bizim yaptığımız çalışmalardan çıkan sonuçlardır. Tartışılabilir, yanlışlıkları olabilir. Böyle bakmalısınız vereceğimiz sayılara. İlk olarak tabii Türk panel üreticileri kimler? Herkes söylüyor bugün. 18 tane üreticisi var. Belki bu sayı bugün itibariyle 20'de olabilir. Hızla devam ediyor. 2013 yılında biz sadece Osman Bey'le beraberdik. Osman Bey bizden 1-2 ay öncedir. 4 yıl boyunca eza ve cefa çektik. Ayda 30 bin dolar bu sektöre para koyduk. Zarar ettik. O günden bugüne geldik. Bu sene üretim yapıyoruz. İlk defa. İlk defa. Fakat bu anda da çok güzel bir şey daha oldu. Hiç beklemediğimiz tarzda bu sektöre yatırım yapıldı. Yani Türk panel sanayisine yatırım yapıldı. 100 megawatt diyorduk 2013'te. Bugün 2300 megawatt veya daha üzerinde kapasite var. Hepsi kullanılabilir mi? Kesinlikle hayır. Ne kadarı kullanılır? %70'i, %60'ı kullanılabilir. Neden? Bir kısmı beceriksizlikten kullanılamaz. Neden? Bir kısmında finansal yetersizlikten kullanılamaz. Çok finans yoğun bir endüstrideyiz. Ama sonuçta nereden bakarsanız bakın bugün 1500 megawattın üstünde tak diye hizmetinizde bulunacak kadar kapasite var. Dolayısıyla panel vardı yoktu meselesi bu sene çok tartışılıyor ama aynı hızda da üreticiler buna yetişmeye çalışıyorlar veya cengaver yatırımcılarımız var. Onlar bu işe yetişmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ikisi paralel bir şekilde gelişmiş oldu. Hem talep hem de yatırım. Bunun yanı sıra bir de tabii Türkiye'de bize malzeme üretmek için yatırım yapanlar var. Bizim için en değerli kurumlar bunlar. Kimler bunlar derseniz, Şişe Cam var. Camımızı üretiyor. Sağ olsunlar. Arkasından Küpeli ve Ekinler var. Bugün bağlantı kutumuzu üretiyor. Hemen yıl sonundan önce Alman Stabli giriyor ve bunu namı değer Multi Contact diye biliyorsunuz siz. Dolayısıyla onlar yılda 1 milyon 500 bin adet bağlantı kutusu üretecek şekilde bu sektöre giriyorlar. Arkasında Eva Enerji var. Pek sesi duyulmadı ama bugünlerde malzeme vardı yoktu falan derken bir harekete girdi. Fakat 2017'nin sonuna kadar aslında bir tane Japon yatırımcı geliyor. Nereye? Yeni enkapsülanta. Burada yazmayı unuttuğum yolda gelirken ve kendilerinden hakikaten özür diliyorum. Sarkuysan var. Lehim telimizi üretiyor. Türkiye'de, İzmir'de. Ne kaldı? Sırt folyosu. Başka ne kaldı? Başka bir şey yok. Bir tane bir şey kaldı. Hücre. Onu beraber konuşacağız, bakalım ne yapacağız diye. Evet, bu yatırımımız bizim böyle bir yatırım işte. Her tarafında paralar çıkan bir yatırım. Yatırımlar toplamı 120 milyon dolar ama bu yatırımları çalıştırabilmek için bizim içine koyduğumuz para 150 milyon dolar. Bir tane işçiyi çalıştırmak için bu sektörde biz 100 bin dolar para yatırıyoruz. 100 bin. Bu bir inşaat sektörü gibi değil. İnşaat sektöründe böyle bir şey yok. Bence otomotiv sektöründe bile böyle bir şey yok.
bu kadar para yoğun bir şey. Çünkü işletme sermayesi çok yüksek. Çünkü kullandığımız malzeme çok pahalı. Böyle bakmalısınız. Arkasından biz bütün bu yatırımları yaptıktan sonra bu malları Türkiye'ye ithal ederken KDV ödüyoruz. KDV'yi ama 4 ay sonra alıyoruz. Düşünün ki her yaptığımız ürünün satış bedelinin 1/5'i KDV'dir. Ve biz bunu 4 ay sonra alabiliyoruz. Düşünün ki finansman yükü nasıl biniyor üst üste. Ama sonuçta biz buna da razıyız, bunu da yapıyoruz. Türk panel sanayisi bir araya geldiğinde bir tane bir strateji konuşuyor. Diyorlar ki, kardeşim biz %100 yerli Türk paneli üreteceğiz. Bu cümle A'dan Z'ye doğrudur beyler ve hanımlar. Biz bunu bir gün yapacağız. Sadece elimizden bir miktar tutulmasını istiyoruz. O bir miktar tutma bize para verin demiyoruz. Ne isteyeceğimizi söyleyeceğim şimdi. Nazım Bey biliyor. Biz diyoruz ki arkadaş bizim kaynağımız var. Çünkü aslında bir strateji koyduğunuz zaman bu 4 bacaklı bir tabure gibi. Eğer taburenin bir bacağını kırarsanız patabureden düşersiniz. 4 tane bacak ne? Bizim pazarımız olması lazım, kaynaklarımız olması lazım, rekabetçi olabilmemiz lazım ve becerikli uygulama yapabilir yeteneğimiz olması lazım. Bu 4 tane bacağımız varsa biz bir strateji ayaklandırabiliriz. Biz diyoruz ki paneliciler olarak, kaynak sorunumuz yok. Türkiye'de bu işe yatırım yapacak birikim var. Anormal bir yatırım gerektirmiyor. Hücre fabrikası kurmak. Kesinlikle kolay bir iş. Size şunu söyleyeyim. Panel üretmek kolay bir iş. Hücre üretmek de kolay bir iş. Ben en az 10 tane hücre fabrikası gezdim. Sonuçta sürekli bir proses. Çalışan insan sayısı çok az. Her şey otomasyonun üstünde. Bir kere doğru yapılıyorsa hep doğru yapılabilecek nitelikte. Büyük bir sorun yok. Sorun ne kadar? Sadece teknolojiyi takip etmek kadar sıkıntınız olacak. Yoksa ilk yatırımda yok. Şimdi sorun şu. Hep bana söylenen soru şu. Ya siz nasıl rekabetçi olacaksınız? Koskoca Çin var. Hep bu soruyla karşı karşıya. Koskoca Kore var. Ben de diyorum ki, arkadaş, o 8 tane dediğimiz fabrika üretim yerinin en az 10 tanesi 100 megawattın üstünde, 5 tanesi 200 megawattın üstünde. Daha ne istiyorsunuz ekonomi skalası diye? Kuracağımız sel fabrikası da herhalde bir 500 megawatt, 1 gigawatt olacak. Dolayısıyla neredeki problemden bahsediyoruz ekonomik skala olarak? Böyle bir problem yok. Kalmadı. Dolayısıyla kimse şöyle düşünüp geri gelmesin. Efendim, Türkiye'de yapılacak bu yatırımların ekonomik büyüklüğü hiçbir zaman rekabetçi olamaz. Beyler, böyle bir konu yok. Bu konu sadece başka türlü işler yapmak için ön plana sunuluyor. Gerçekte böyle bir konu yok. Artık yok. Şimdi dolayısıyla bizim aslında bebek bir endüstrimiz var. Yani burada sadece panel üreten çok sayıda insan ve ileriye yönelik bir şeyler yapmak isteyenler var hücre bakımından. Ama diğer yatırımcılar da diğer komponentleri, katmanları ortaya koymuş olan ve bunları bize tedarik edecek olan kurumlar da var. Fabrikalar da kuruldu. Şimdi o zaman bizim bu rekabetçi olabilmek için bebek diyeceğimiz endüstrimizi ileriye götürebilmek için bir tane bir şeye ihtiyacımız var. Bir tane bir şeye ihtiyacımız var. Bize ne olur, ne olur uzun vadeli bakabilme fırsatı verin ya. Başka bir şey istemiyoruz biz. Bize deyin ki bak önümüzdeki 5 yıl böyle olacak. İnan olsun başka bir şey istemiyoruz. Sadece bir cümle. Önümüzdeki 5 yıl şöyle olacak. Biri bunu bana desin, ben de size yatırımı getireyim. Ama bize şöyle olursa, 3 ay sonra bir tebliğ çıktı. 5. ay bir tebliğ daha çıktı. Arkasından başka bir şey oldu. Arkasından gümrük geldi. Arkasından gümrük kalktı. O zaman yatırımcı şunu diyor. Ya biz nereye para yatırıyoruz kardeşim ya? Ne yapacağız biz diyor.
Yarın başka bir şey yaparlarsa ya diyor. Bu yaptıklarını güzel uygulamıyorlar diyor. O zaman bizim tek yapacağımız bir şey var. Arkadaş lütfen bize 5 yıl sonrasını gösteren bir şey söyleyin. Biz bu sektörü canlandıracağız. Bu sektörü ayağa kaldıracağız. Bütün bunları söylerken son derece 3 tane olumlu iş oldu. Bunu yapan herkese minnettarız. Bunu yapan herkesin elinden öpüyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bunu yapan bürokratlarımıza, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Nedir bunlar? Dediler ki biz sizi kollayalım. Bir gözetim çerçevesi içerisinde dünyanın diğer taraflarından gelmekte olan malzemeleri, panelleri bir kere bir kontrol altına alalım. Bunlara KDV diye bir maliyet bindirelim. Ve bu bindirdiğimiz maliyetle bunların gelmesini engelleyelim. Memnuniyet oluruz dedik. Arkasından dediler ki, ya böyle yapıyoruz ama teşvik belgesine ithal panel yazınca teşvikte asıl konu ne? KDV uygulanmaz diye yazıyor teşvikte. O zaman gözetimin bir manası olmuyor. Hemen oradan bürokratlarımızdan bir tanesi dedi ki, teşvik yerli panellerden oluşur. Bravo. Arkasından biraz daha uğraşınca dediler ki, antidumping'i de bir çıkaralım, şu Çinlilerden bir kurtulalım. Bu da yapıldı. 3 tane şükran duyduğumuzu bir kere daha söyleyeceğim işlem yapıldı. Herkese 1000 defa teşekkür. Ama ne oldu? 2 tane sorun çıktı. 1. Bürokratlara korkunç baskı yapıldı. Gözetimin uygulanmaması yönünde imtiyaz istendi. Bu imtiyaz verildi. 2. Becerikli vatandaşımız hülle diyebileceği bir yöntemle ödeyeceği gözetim KDV'sini KDV ödemesi gereken lokantacı arkadaşına ödetti. Bunu da açıklayacağım size biraz sonra nasıl oldu. Sonuçta ilk 5 ayın değerlerine bakarsanız Türkiye'de 600 megawatt ithalat oldu. Halbuki biz şükran duyuyoruz. Ya Allah razı olsun sizden ne güzel çıkarttınız bize 3 tane tebliğ diye. 600 megawatt. Bu değer doğru olmayabilir. Belki 550'dir. Peki bunlardan devletin kaybı yok mu acaba? Bu bulunan büyük formüllerden, bir ve ikinci sorunumuzdan milyarlarca lira veya dolar. Anlatacağım şimdi kaç milyar dolar kaybedildi. Birinciye gelelim. Baskılar sonucunda gözetim KDV'sinden imtiyaz verilerek ithal edilen malzemeler var. Böyle olduğu zaman siz gözetim KDV'si ödemiyorsunuz. 90 megawatt deniyor. Ödenmeyen miktar her bir watt için 30 sent. Nereden basıyorsunuz? Kırmızı için. Ah, tamam. Teşekkür ederim. Her bir watt için 30 sent devletin kaybı var. Siz hesaplamanız lazım. 90 milyon watt çarpı 30 sent. Kaç ediyor? Nazım Hocam kaç ediyor? Peki. Bence de yani tartışılması gerekir tabii ki. Kesinlikle lazım. Dolayısıyla 30 sent böyle bir kaybımız var. Her bir wattta, ithal edilen her bir wattta 90 megawatt ithal etmişiz gibi gözüküyor. Şimdi gelelim, diyeceğiz ki, burada diyoruz ki ya bir önlem alalım, ne olur gözetim belgesi vermeyelim. İkinci konu KDV hüllesi dediğimiz konu. Şimdi İbrahim Bey'den hemen bir dakikasını rica edeceğim. Bir parodi yapabilir miyiz diye. İbrahim Dinçer Bey'den. Evet. Ben size bir iki soru sorayım. Siz bana evet hayır deyin. Ben sizin arkadaşınız olayım. Olur mu? Yakın bir arkadaşınız. Sizin restoranlar zinciriniz var. Ve siz hakikaten
karlı bir iş yapıyorsunuz. Olur mu? Olabilir. Her ay kademe ödüyorsunuz. Bu da olabilir. Kar çıkıyorsa kademe de ödeniyor. Ben ise akıllı bir GES yatırımcısıyım. Ama arkadaşınızım. Bir gün geliyorum diyorum ki İbrahim Bey, İbrahim Hocam, her ay yatırdığınız bu kademe var ya, gelin birkaç sefer bana panel ithal edin. Bu ithalat sırasında oluşan gözetim kademesine yatırın ama öbür taraftaki kademe yatırmanıza mahsup edin. Bunda bir mahsur var mı? Kesinlikle kanunlara uygun. Kesinlikle. Hiçbir ticari ahlaksızlık falan yok bunda. Ama böyle bir açık var. Dediniz ki bunu yapabilir, yaptı. Diyeceksiniz ki ne fark etti? Ne fark etti? Arkasından ne oldu? Sizin şimdi restoranlarınız var, panelleriniz oldu değil mi? Çünkü siz ithal ettiniz. Diyor ki bana fatura eder misin? E tabii ki edeceğim diyorsun. Ne yapacağım? Ben bunları depoda mı tutacağım? Fatura ederken diyor ki benim teşvik belgem var. Bana KDV kesmeyeceksiniz. E sonra ne olacak? Siz KDV kısmını da devletten tahsil edeceksiniz diyor. Aslında sizin KDV ile ilgili restoranınız varken hiç de tahsilat imkanınız yoktu. Ama benle çalıştığınız için bir KDV tahsilatı imkanınız oldu. Yani ödeyeceğiniz aylık KDV'nin bir kısmını geri alma şansınız oldu. Bu örneğe tam olarak bakarsanız aslında olay şu. Üç tane kaybımız var. Bakın. Ben panelleri ithal etseydim ve gözetim vergisi ödemeyi kabul etseydim 1.200.000 lira gözetim vergisi ödeyecektim. Kanun böyle diyor. Arkadaşım İbrahim Hocam kendi işini yaptığı için o 1.200.000 lirasını ayrıca ödeyecekti. Ve arkadaşım İbrahim Hocam KDV iadesi almayacaktı 265.000 lira. Bütün bunları toplarsanız arada 265.000 lira artı 1.200.000 lira kadar kaçak var. 1.400 ediyor. Her bir megawattı. Kaç megawatt böyle ithal edilmiş diye varsayıyorum ben? 450. Çarpma sizin. Tamam hocam. Şimdi... Evet, ben yani vakit de daraldı. Biraz da bu hani önümüzdeki dönemdeki işlemlerle ilgili de başka şeyler söylemek istiyordum ama şöyle yapalım o zaman. Bizim bu bebek endüstrimizi geliştirebilmemiz için demin de dediğim gibi bir tek cümleye ihtiyacımız var. Önümüzdeki 5 yıl böyle olacak. Hep KDV'yi almayacağız veyahut alacağız. Hep şunu şöyle yapacağız veyahut yapmayacağız şeklindeki herhangi bir açıklama. Bu yatırımcıyı yatırımı yapmaya veyahut yapmamaya veyahut bu memlekette güneş enerji sektörünün gelişmesine veyahut gelişmemesine sadece ithalata bağlı kalmasına cevap verecek. Kesinlikle kolay bir endüstri. Biz bunu becerebiliriz. İnanarak söylüyorum. Hiçbir şey yok arkasında. Onun için tek istirhamım var. Bir gün birileri bize diyecek ki ve biz bunun için her gün birilere gidiyoruz. Diyecek ki kardeşim şöyle şöyle olacak ve burada sizin kollamanız, korunmanız şu kadar yıl için olacaktır. Bu yatırımları yapabilirsiniz diyecek ve biz de bu yatırımları yapacağız. Bize bunu söyleyecek. Çünkü neden? Eğer Türkiye'nin kendisine yeterli olması ve ihracat yapabilmesi bu konuda isteniyor ise Türkiye kendi sanayisine sahip olmak zorunda. Biz de bu sanayinin öncüsüyüz. Biz de bu sanayinin içindeyiz ve yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Thank you.